Günaydın değerli izleyenler. Bugün 25 Şubat Salı. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne katılmak üzere bugün Azerbaycan'a hareket ediyor. Tercihli ticaret anlaşması ile 15 farklı ürün üzerinde karşılıklı olarak gümrük muafiyet ve indirimine gidilecek. Türkiye'de reel kesim güven endeksi Şubat'ta önceki aya göre 2.8 puan artışla 106.9 oldu. Yüzün üzerindeki değerler ekonomik faaliyete ilişkin iyimser görünüme işaret ediyor. Şubat ayında kapasite kullanım oranı ise 0.5 puan arttı, %76'ya yükseldi. Sektörel güven endeksleri hizmette artarken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi Şubat'ta önceki aya göre %3,4 artarken perakende ticarette %2, inşaatta ise %5,7'lik düşüşler yaşandı. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yıl 2018'e göre %48,3 geriledi. Aynı dönemde kullanma izin belgelerinde bina sayısı %26,6, yüz ölçümü %14,5, daire sayısı %17,8 azaldı. Çin'de COVID-19 salgını nedeniyle yıllık meclis toplantıları ertelendi. Çin'de en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık meclis toplantılarının gelecek ay düzenlenmesi bekleniyordu. Toplantıların düzenleneceği tarih daha sonra duyurulacak. Türkiye'nin sınır komşularından İran'ın ardından Irak'ta da koronavirüs görüldü. Türkiye virüsü sınır dışında tutmak için bir dizi önlem aldı. Detaylarla devam edeceğiz. Ardından piyasalar. Koronavirüs sınırımıza kadar yayıldı. İran'dan sonra Irak'ta da virüs görüldü. Türkiye sınır kapılarına termal kamera kurdu. Sınır kapılarından giriş çıkışlar durduruldu. İran vatandaşlarının bu tarafa geçişine, Türk vatandaşlarının da oraya gidişine izin vermiyorlar. Koronavirüs ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Söz konusu ülkede çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Virüs Çin'den önce komşu ülkelere, ardından da dünyaya hızla yayıldı. Çin'de hayatı felç eden korona, sınır komşumuz İran'da can alırken Irak'a da sıçradı. Türkiye virüsü sınırları dışında tutmak için bir dizi önlem aldı. İran'la uçak seferleri tek yönlü ve geçici olarak durduruldu. Van Kapıköy, Hakkari Esendere ve Ar-Gürbulak sınır kapıları kapatıldı. İranlıların Türkiye girişleri de geçici olarak askıya alındı. Sınır kapılarında bekleyen tır kuyruğu 5 kilometreye ulaştı. Araçların geçişine izin verilmiyor. Benim aracım da orada kaldı. Tırlar da orada. Tırların da geçişine izin verilmiyor. Boş tırların. Bekletiliyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 il valiliğine genelge gönderildi. Emniyet, jandarma, il göç müdürlüklerinin alması gereken tedbirler bildirildi. Sınır kapılarında ise korona alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Arı'daki Gürbulak sınır kapısında da güvenlik önlemleri artırıldı. Doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık ekibi görevlendirildi. Sınır kapısındaki gümrüğün içerisine termal kamera kuruldu. Böylece İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarının ateşi de anlık ölçülebilecek. Virüs taşıyıp taşımadıkları kontrol edilebilecek. Ateşimi ölçtüler, dezenfekte ettiler. Vücut ısısını ölçen termal kamera var. İranlı tır şoförleri ise virüsün ekonomilerine zarar vermesinden endişe ediyor. Hala böyle başlık burada da biraz zor olur. Ticaret de biraz zor olacak. Biz ekmekimizi Türkiye'den yiyelim. Allah Türkiye'ye bereket versin. Biz bu Türkiye'miz ne yapacağız? Bir
Piyasalardaki son durumla devam ediyoruz. Dün Borsa İstanbul ana endeks kapanırken %1.75'lik bir değer kaybı vardı. Gün içerisinde 113.600 puana kadar geri çekilen borsada 114.789 puanda kapanış gerçekleşti. 2040 puan kadar değer kaybeden piyasada 12.5 milyar TL'lik de işlem hacmi vardı. Bankalar %2.61, holdingler %1.88 değer kaybetti. En çok kazanan tarafta %6.40'la spor, en çok kaybeden tarafta %3.87 ile ulaştırma sektör endeksi yer aldı. KOBİ'ler için 150 ila 175 milyar TL kredi kefalet sağlanmasını öngören kanun teklifi meclise sunuldu. TÜROP tarafında otel doluluklarında Ocak ayında %6.4'lük artış açıklandı. Bununla birlikte Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında %16.1 yükselişte 1.79 milyon oldu. Bakan kurum İstanbul'da 7615 binanın acilen yıkılması gerektiğini söyledi. Bakan dönmezse 3. sondaj gemisinin İngiltere'den alınacağına işaret etti. İngiliz Primark'ın sahibi AB Foods'dan açıklama vardı. Çin kaynaklı tedarik eksiğinin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden sağlanabilmesi için görüşmeler yürütüldüğü belirtildi. Kapanış sonrası gelen bilançolarda Adana Çimento 2019 net karının 106.3 milyon TL olduğunu açıkladı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 304 bas puana yükselirken MSCI Türkiye ETF'i New York işlemlerini %2.57 aşağıda tamamladı. Şirket haberlerinde Türk Hava Yolları Tahran sefer sayısını azalttı. İran'a yaptığı diğer uçuşlar açısından da 27 Şubat'a kadar iptal edildiği haberini verdi. Saray Çiftliği ve Saray Halı ise Konkordato'dan çıktı. Hazine tarafında 28 Şubat valörlü dolar cinsi sukuk ihracı yapılacağı belirtildi. Bugün aynı zamanda TLRF endeksi kağıdında ihalesi takip edilecek. Öncesinde ise borsayla beraber dün tahvile de satış geldi. Gösterge Birleşik dün 65 bas puan birden yükseldi. 11.89'da kapanış yaptı. 10 yıllık kağıdın bileşik getirisi valörlü piyasayı 12.42'de uğurladığında burada da 37 bas puanlık yükseliş söz konusu oldu. Dün bu arada 2 yıllık vadede hazine borçlanırken burada oluşan ortalama bileşik getiri %11.84 olarak hesaplandı. Kurlar tarafına döndüğümüzde dolar endeksi 99.60'dan bir miktar bu sabah törpülendi. 99.20'lere geldi. Çin yuanı %0.2 kadar yükselişle Avustralya, Yeni Zelanda dolarları normalizasyon çabasıyla yeni günü karşıladı. Euro dolar yeni güne başlarken 1.0867'ye kadar toparlandı. İçeriye döndüğümüzde dün piyasa kapanışında dolar TL 6.16 ile 9 ayın zirvesindeydi. Euro TL 6.66, sepet kursu 6.40-80'li seviyelerde işlem gördü. Bu sabah yurt dışı 6.11.87 ile dolar TL kotasyonu devam ediyor. Euro TL tarafında 6.65.10'dayız. Bu da sepet kuru 6.38.46'ya getirdi. Buradan bir de Avrupa piyasalarına geçelim. Almanya'da IFO güven endeksi Şubat'ta beklentiden yüksek geldi. 96.1 olarak açıklandı. Ama dün itibariyle baktığımızda piyasada Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri Temmuz ayı için %50'ye çıkmış durumda. Geçen hafta yapılan nabız ölçümlerinde %35 civarında gerçekleşen bir oran söz konusuydu. Almanya'da Merkel'in partisi CDU'da 25 Nisan'da lider arayışı için toplantı yapılacağı belirtildi. Ve dün koronavirüs kaygısıyla özellikle havayolu ve seyahat şirketlerinde yoğunlaşan bir şekilde satışlar vardı. EasyJet %16.5, Ryanair %13 düşerek bu düşüşe liderlik etti. British Airways'in sahibi şirket International Consolidated Airlines Group'ta yine %9 civarı düşüş vardı. Seyahat hisselerinde Alman TUI %10'luk değer kaybıyla önderlik etti. Stoxx 600 endeksi 2016 ortasından bu yana en sert düşüşü yaşarken koronavirüste en çok yaygınlığın görüldüğü 3. ülke olan İtalya tarafında bir ara değer kayıpları oldukça sertleşti. Kapanışta da %5,5 civarında düşüş vardı. Bununla birlikte Amerika tarafına da baktığımızda 2 yılın en kötü seansının yaşandığını aktarabiliyoruz koronavirüs yüzünden. VIX oynaklık endeksi dün %46 yükselip 25.04'e çıkarken Dow'da ve S&P'de 2 yılın en sert düşüşleri hem yüzdesel hem de puan bazında yaşandı. Dow ve S&P aynı zamanda 2020 kazanımlarını iade etti. Hatta Dow'da yılbaşından bu yana performans -%2 olarak hesaplandı. Trump Amerika ile Hindistan arasında 3 milyar dolarlık silah anlaşmasının bugün imzalanacağına işaret ederken dün koronavirüs kaygısıyla havayolu hisselerinde %5-6'larda, yine kumarhane ve teknoloji hisselerinde de %7'ye varan satışlarda Wall Street'te işlemler devam etti. Ünlü yatırımcı Warren Buffett dün yaptığı değerlendirmede koronavirüs zayıflatsa da Amerikan ekonomisinde büyümenin hala kuvvetli olduğuna inandığını söyledi. Bu cephede de yine Fed'in faiz indireceği ile ilgili tahminlerde yükseliş var. Asya tarafına döndüğümüzde ise
Dün Dow Jones'ta gördüğümüz 1000 puanın üzerindeki düşüşten sonra Japonya piyasası tatilden %3'ün üzerinde değer kaybıyla döndü. Dün çok sert düşen Güney Kore piyasasında bugün %0.48 kadar bir artı söz konusu oldu. Yanı sıra Kuveyt, Umman, Bahreyn, Irak, Afganistan'da yine ilk koronavirüs vakalarına rastlandığı haberleri dün geldi. Güney Kore Merkez Bankası Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında açıklama yöntemini koronavirüs yüzünden değiştirdiğini, kararını e-mail yoluyla duyuracak söyledi. Bununla birlikte Malezya'da başbakan istifa etti. Beklenmedik şekilde geçici olarak görevine devam ediyor. Yerine birisi gelene kadar Malezya Merkez Bankası da ringgit'teki hareketleri izlediklerini ve şimdilik piyasaya müdahale ihtiyacı görmediklerini söyledi. Gelen verilere baktığımızda Japonya'da bu sabah Ocak ayına ilişkin hizmet üfe seviyesi açıklandı. Ocak ayında %2.3 ile bu enflasyon göstergesi beklentinin üzerinde geldi. Yonhap Haber Ajansı'nın geçtiği rakamlara göre ise Güney Kore de tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesini 96.9 ile gördü. Asya borsalarında Güney Kore dışındakiler eksilerde hareket etti. Peki Amerika'da vadeli de bu sabah itibariyle durum nedir? Bir de oraya bakacağız. Amerika'da vadeli ekranımıza gelirken hatırlatalım. Bugün Almanya'da büyüme, Amerika'da Conference Board'un tüketici güveni olmak üzere bir dizi veriyi de piyasalarla birlikte takip ediyoruz. Öncesinde ise Amerika'da vadeli de %0.94'e varan alıcılı seyir ekranlarımıza yansıdı. Tahvil tarafı çok hareketli. 30 yıllık kağıtta tarihi dipler görülürken 10 yıllıkta da 2016 Temmuz'undan beri ilk defa 1.35'in altına inen seviyeler söz konusu oldu. Temmuz 2016'da Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi 1.32.50'ye kadar düşmüştü. Bu sabah 1.39.39'da 10 yılın işlemleri devam ediyor. 3 aylık bononun faizi 10 yılın üzerinde kalmayı da sürdürüyor. Emtia tarafına bu resesyon fiyatlamasının yansımasında altın fiyatı dün 1.688 dolara kadar çıktı. %2.8'lik yükselişiyle Ocak 2013'ten bu yana en yükseği gördü. Gümüş fiyatını da Eylül'den bu yana en yükseklere çekti beraberinde. Bu sabahsa altın fiyatı 1.658 dolara doğru bir geri sayım içerisinde. Petrol tarafında Suudi Arabistan tarafında Aramco'nun CEO'su Nasser dün açıklama yaptı. Petrol piyasası üzerinde koronavirüsün kısa vadeli etkileri olmasını beklediklerini söyledi. Raymond James ilk çeyrekte talebin günde 1,5 milyon varil azalacağını tahmin ederken Citigroup stoklarda sadece Şubat ayı için günde 2 milyon varillik birikme olacağına işaret etti. Bunlar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturur dedi. Petrol fiyatında dün bir ara Amerikan tipi hamda %5,5'a varan değer kaybı yaşandı. Kapanışta Amerikan tipi ham petrol %3.65, Brent ise %3.8 değer kaybetti ve petrol fiyatları böylece tekrar ayı piyasasına girdi. Bir ayında en sert düşüşünü kaydetmiş oldular. Bu sabaha baktığımızda Amerikan tipi ham 51,5 dolarda, Brent petrol ise bizi 56,5 dolar seviyesinde karşıladı. Rakamlar böyleyken Avrupa piyasalarında dün hava yolları önderliğinde ve İtalya'da en sert görülen şekilde geri çekilmeler yaşandı. Detaylarını Londra'dan alacağız. Karşımızda her sabah olduğu gibi Ceren Dilekçi var. Haftanın ilk işlem gününde koronavirüsüne ilişkin endişelerle endeksler günü sert satışlarla tamamladı. Avrupa borsaları 2016'dan bu yana en sert düşüşü kaydetti. Satışlara İtalya borsasının öncülük ettiğini gördük. İtalya borsası %6'ya varan oranda değer kaybetti. Almanya, Fransa ve İspanya borsası ise %4 civarı düşüşle tamamladı günü. Avrupa VIX endeksi ise gün içerisinde %47 yükseldi endişelerin artmasıyla birlikte. Öte yandan Avrupa'nın genelinde hava yolu şirketlerinin hisselerinde sert değer kaybı yaşandı. Air France, Lufthansa, EasyJet ve Ryanair hisseleri gün içerisinde %10 üzeri değer kaybıyla tamamladı. Önümüzdeki dönemde vakaların yayılma hızı ve ortaya çıkma hızı endekslerin yönü üzerinde belirleyici olacak diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Amerikan borsalarına baktığımızda ise CME'nin hesaplamalarına göre 2020'nin sonuna kadar 3 faiz artırım ihtimali Fed için %40'a çıkmış durumda. Nisan toplantısında faiz indirim ihtimalleri ise %53 olarak hesaplanıyor. Amerikan borsalarında dün 2 yılın en kötü günü yaşandı. Detaylarını New York'tan Melike Ayan aktarıyor. New York'tan selamlar. ABD borsaları, özellikle Dow Jones, tarihinde en kötü ikinci gününü düşüşünü yaşadı adeta. 1000 puana varan gün içinde düşüşlerle, sert satışlarla geçirdi günü. Neden? Piyasanın en sevmediği belirsizlik, koronavirüs endişesiyle piyasayı sardığı için. Bütün makro riskler ortadayken hisse senetlerinde de sert düşüşler yaşandı. Tesla'nın %7 düştüğünü görüyoruz. Çünkü Çin'deki
fabrikasıyla alakalı operasyonları durduracağına dair haber nedeniyle. Starbucks'ta aynı şekilde düşüş var. O da Çin'le alakalı olduğu için operasyonları. Bank of America, JP Morgan'daki sert düşüşte özellikle hazine getirilerinin bu kadar rekor seviyelere gelmesinden kaynaklanıyor. Bütün yıl içinde aldıkları, getirdikleri trading'den kaynaklanan karı adeta geri verdiler. Ekonomik veri açısından zayıf bir gündü. Chicago ve Dallas Fed imalat aktivitesi geldi. Beklenenden yukarı geldiğini görüyoruz. Ama tabii ki şimdi baktığımızda ekonomik veri değil, bu belirsizlik fiyatlandı. Altın güvenli liman olarak yatırımcılar tarafından algılanıp alımlar geçerken $1,700 geldi ons başına. Hazine de aynı şekilde ve riskli varlıkları olan iştah maalesef kesildi, kapandı diyorum söz. Tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'nin bıraktığı yerden her sabah olduğu gibi dış basın turumuzda devam ediyoruz. Bu sabah İtalyan basınıyla başlıyoruz turumuza. Corriere della Sera'ya baktığımızda Çin'den ve Güney Kore'den sonra hastalığın en yaygın görüldüğü 3. ülke İtalya oldu demişler. Ölü sayısı 7'ye çıkarken yine koronavirüste vaka sayısının da 200 kişi kadar arttığı ifade edilmiş. Çin dışında artık 28 ülkede görünüyor koronavirüs demişler. Çin tarafında vaka sayısı 77 bin seviyesini geçerken Güney Kore'de 763, İtalya'da ise en son 229 vakayla gündeme geldiğini takip etmekteyiz. Bununla birlikte Avrupa Birliği mercileri İtalya'nın krizle mücadelesini şeffaf ve son derece hızlı bulduklarını takdir ettiklerini söylediler. Zira İtalya'da hem moda haftasının bir kısmı hem A serisi futbol ligindeki maçlar hem de aynı zamanda Venedik Karnavalı'nın da son iki günü iptal oldu. Özellikle İtalya'da milli gelirin 1/3'ünden sorumlu Veneto ve Lombardiya bölgelerinde okullar, müzeler gibi noktaların kapatılmış olması kabaca 50 bin kişinin hayatını etkiliyor demişler. Buralara giriş çıkışlara sınır getirildi. İhlal olması çerçevesinde de cezalar söz konusu olacağını dün de aktarmıştık. Bununla birlikte demir yollarındaki faaliyetin de etkileneceği belirtiliyor bu haber akışı eşliğinde. Financial Times'a döndüğümüzde Fed'de politika yapıcılar giderek daha fazla %2 enflasyonu görelim ve mümkünse aşalım, daha sonrasında politikaya dokunalım şeklinde açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Benzer bir açıklamayı hafta sonu Fed yetkililerinden Brainard'dan görmüştük. Dün de yine Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'ın konuyla ilgili açıklaması vardı. Şu anda Amerikan ekonomisinde daha fazla faiz indirimine, daha fazla gevşemeye Fed nezdinde gerek görülmediğini söyledi. Yeni belirsizlikleri ekonomik modelin içerisine kattığını, aşağı yönlü riskleri hesaba kattığını ve dolayısıyla şu anda daha fazla faiz indirimi için olasılık görmediğini söyledi. Enflasyonda ortalama hedefleme gibi bir öneri ortaya attı. %2'lik çerçeveyi gördükten sonrası için ki benzer bir tasarıyı Lael Brainard da ortaya koymuştu. Kısa vadeli faizler cephesinde Fed'in şu anda %1,5-1,75 civarında bir bandı koruduğu belirtiliyor. Bir sonraki toplantı ise 17-18 Mart tarihinde gerçekleşecek. Çin tarafındaki belirsizlikleri de yakından takip ediyoruz diyor Mester. Son Fed metinlerinde de henüz ekonomiye yansımalarını hesaplamak için erken olduğu notları paylaşılmıştı. Son başlığımızda Bloomberg'den verelim. Avrupa'da bankacılık giderek zorlaşıyor. Negatif faiz banka karlarını eritirken bankalar artık daha yeni çözümler peşinde koşuyor. Dolayısıyla pek çok Avrupa bankasında bu sene yönetim değişikliği söz konusu olacak demişler. UBS, Credit Suisse ve ING Group'tan sonra dördüncü banka olarak sıraya UniCredit girdi ve onun da başına HSBC'den bir ismin geleceği açıklandı. Yine Societe Generale'nin önümüzdeki aylarda yeni bir CEO arayışına girileceği belirtiliyor. Barclays de şu anda yeni bir liderlik arayışı içinde olmadığını açıklama ihtiyacı duydu ama orada da CEO'nun görev süresi gelecek sene doluyor demişler. Financial Times'dan Bloomberg'e yansıyan satırlarda 2008 finansal krizinden bu yana dünyada bankacılık yapmak zorlaştı. Borç krizleri derinleşti ama bununla birlikte Amerikan firmaları öne çıktı. Avrupa'da gerekirse bankaların birleşerek belki rekabette daha fazla güç kazanabileceği ile ilgili öngörüler de paylaşılmakta. Bloomberg'in Avrupa Bankaları ve Finansal Kurumlar Endeksinde 36 kreditör var ve %30 civarında son 10 yıl içerisinde düşüş yaşadıkları da dikkat çekiyor demişler haberin içerisinde. Dış basında öne çıkanlar böyle. Geriye kalan haberlerle devam ediyoruz ilk söze. Ve yurda dönelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu İdlib'de tam olarak ne yaşanıyor bilmiyor dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de yaşananlar için buna savaş diyebilirim sözlerine tepki gösterdi.
Yaşananlar savaşsa meclisin neden haberi yok dedi. İdlib'de yaşananlar savaşsa bundan milletimizin egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin neden haberi yok? Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız diyoruz. Sonra da HTŞ orada kalacak diyoruz. Niye kalacak? Niye ve hangi gerekçeyle orada savaşıyoruz? Türk ordusu, Suriye ordusu ve Rus ordusunun savaşmasının mantıklı gerekçesi var mı? Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu. Suriye politikası üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef aldı. Bu güzel ülkeyi bir terör örgütünün kurucusu olma pozisyonuna getirmeyi Erdoğan nasıl hazmedebiliyor? Erdoğan neredeyse Türkiye'yi HTŞ'nin hamisi durumuna getirdi. Dış politikada egemen güçlerin taşeronluğuna soyunursanız başınız beladan kurtulmaz. Vatandaşlar İdlib'de tam olarak ne yaşanıyor bilmiyor. Askerlerimizin nasıl şehit düştüğünü bile Rus kaynaklarından öğreniyoruz. Oysa tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı dahi Suriye'nin tamamından daha değerli. Kılıçdaroğlu yeni darbe söylentileri içinse gündem saptırma çabası dedi. Ekonomi perişan vaziyette. Mutfakta yangın var. İşsizlik almış başını gidiyor. Gerçek gündem bu. Ne darbesi Allah aşkına? Bana kim darbeler bu ülke için yarar getirmiştir diyebilir. Tartışma tamamen AK Parti'nin gündemi saptırmak, yeni mağduriyet alanı yaratmak istemesiyle ilgili. CHP lideri kurultay sürecini de değerlendirdi. Kendisine yakın delegelerin seçilmesini istediği iddialarını reddetti. Hiç kimseye şöyle oy kullan demediğini söyledi. Siyasetteki üçüncü blok iddialarını da yorumladı. Türkiye'de artık demokrasiden yana olanlarla otoriter rejimden yana olanlar diye iki kesim olduğunu savundu. Erdoğan'ın temel stratejisi Millet İttifakı'nı bölmek, ittifakın daha da büyümesini engellemek dedi. Öte yandan CHP-MYK, dış politika ve siyaset gündemiyle Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. O birkaç tane şehidimizin... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle Libya'dayız. Birkaç şehidimiz var ama yüze yakın lejyoneri etkisiz hale getirdik sözleri de CHP-MYK'nın gündemindeydi. Cumhurbaşkanının şehitlerle ilgili kullanmış olduğu ifade yakışıksız. Libya'da askerlerimiz şehit olduysa neden kaç askerimizin hangi nedenlerle şehit olduğu kamuoyuyla paylaşılmıyor? Suriye Milli Ordusu bizim bildiğimiz Suriye'de bir milli ordu. Libya ile ilişkilendirmek açıklamaya muhtaç bir durum. Ve dün içeride reel kesim güven endeksiyle kapasite kullanım rakamlarını karşıladık. Son durumu değerlendirelim. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %3.4 artarken perakende ticaret sektöründe %2 ve inşaat sektöründe ise %5.7 azaldı. Hizmet sektörü güven endeksi 98.5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 95.2 iken Şubat ayında %3.4 oranında artarak 98.5 değerini aldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında %2 oranında azalarak 102.9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre mevcut mal stok seviye endeksi %3 azalarak 107.8 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar beklentisi endeksi %0.6 azalarak 105 değerini, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi ise %2.4 azalarak 95.7 değerini aldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78.9 iken Şubat ayında %5.7 oranında azalarak 74.5 değerini aldı. Öte yandan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre ise imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı oranı Şubat'ta bir önceki aya göre 0.5 puan artarak %76'ya ulaştı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak %76.6'ya yükseldi. Koronavirüsün büyüme etkilerini OECD Genel Sekreteri Angel Gurria değerlendirdi. Ekrana getireceğiz. Ardından kısa bir ara veriyoruz. İkinci arada stüdyo konuğumuz her salı sabahı olduğu üzere finansal danışman Volkan Sarı olacak. Bizde kalın. İki hafta içinde biz Mart görünümümüzü açıklıyor olacağız. Ve bununla birlikte verilerimiz olacak, sayılarımız olacak. Olası etkiye dair belki de herkesin umduğu
V şekliyle ilgili olacak. Çünkü herkes V şeklinde bir toparlanma olmasını bekliyor. Düşüş olacak, biraz etkilenme olacak, sonra ardından toparlanma olacak diyorlar. Çünkü bununla baş edebileceğiz diyorlar. Ancak alternatif senaryo şu ki bu durumun bizimle uzun süre kalması ve bu durumun diğer ülkelere yayılması. Ve Çin'de bir yavaşlama olması bütün dünya üzerinde bir etkiye sahip olacaktır. Ancak bu aynı zamanda küresel değer zincirinde de bozulmalar yaratabilir ki zaten bazı noktalarda bunun olduğunu görüyoruz ve bazı ülkelerde Kore gibi ya da Avrupa'da bazı ülkelerde ve ABD'nin kendisinde üretim sisteminin bazı parçaları bazı noktalara stres altında olacak. Çünkü Çin'den malı zamanında alamıyor olacaklar. Axel Weber zaten bu sabah bunu söyledi. Şu an dünyanın bardağın yarısı dolu olduğu bir noktadayız ve geçen yıl birkaç kere küresel tahmininizi aşağı yönlü revize ettiniz. Koronavirüs durumu bir kez daha büyüme tahmininizi aşağı yönlü revize etmenize sebep olur mu? Maalesef evet. Şimdi size şunu söyleyeyim. Hali hazırda ya %3 ya da altındaydık zaten biz. Ve bu yüzden bugün IMF'nin tahmininin altındayız ki bu tahmin de %3.3'tü. Yani %0.3'ün çok büyük bir farklılık yaratmadığını söyleyebilirsiniz. Ancak burada önemli olan şey trend. Bizim bu noktada %4'te olmamız gerekiyordu büyüme tarafında. Bir yıl önce, 1,5 yıl önce %4 diyorduk. Bu hızla ilerleyeceğiz diyorduk. Neden %4 önemli? Çünkü bu oran finansal krizin önceki büyüme oranıydı. Şimdi olan ne pekala? Biz hali hazırda ticaret gerginliklerinin, belirsizliklerin ve yatırım eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Çünkü neden yatırım yaparsınız? Üretmek için. Satmak için üretirsiniz. Satacağınızı bilmezseniz en başta yatırım yapmazsınız zaten. Bu yüzden bu ticaret gerginlikleri tabii ki %1'den fazla büyümeyi, dünyanın büyümesini etkilemiş durumda. Pekala, tepki mekanizmasına dönecek olursak ne söyleyebiliriz? Hep bundan bahsediyorduk. Tepki mekanizması gerginlik olmamalı demeli. Gerginlikleri bitirelim şeklinde olmalı. Esasen faz 1 ticaret anlaşmasının olması iyi bir gelişmeydi. Ancak pekala araçlar sorunu ne olacak? Avrupa araçlarının ihraç edilmesi ya da ABD'ye ihraç edilmemesi sorunu ne olacak? Örneğin buna bakılması gerekiyor. Son dönemlerde bazı tarifelerin artırıldığını, yukarı çıktığını gördük. %25'e çekildi bu tarifeler. O yüzden şu an için gördüğümüz şey tarife araçları diyelim. Biz ilerleme kaydettik. Bir kez daha esasen görmüş olduk. Bir kez daha tasdik edilmiş oldu ki eğer hiç kimsenin bir şüphesi vardıysa bu durumu çok taraflı bir şekilde çözmemiz gerektiğine dair herhangi bir kuşkusu vardıysa bu bir kez daha tasdik edildi. Çünkü böyle bir şey olmazsa birçok ülkenin tek taraflı bir şeyler çözmesi gerekirdi. Tek taraflı anlaşmalar yapması gerekirdi ki pekala ABD çoklu çözümün yanında mı? Evet, esasen bu güvenceyi, yazılı güvenceyi Sayın Mnuchin'in kendisinden aldık. Bana kendisi geçen Aralık ayında bir mektup gönderdi. Ve dünya zaten 137 ülke olarak öyle bir noktaya gidiyoruz ki dünyanın dijital ekonomilerini nasıl vergiye bağlarız? Bunun tasarımı nasıl olur, yolu nasıl olur, detayları nedir? Hep bu şekilde hareket ediliyor şu an için. Türkiye ve Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne katılmak üzere bugün Azerbaycan'a hareket ediyor. Tercihli ticaret anlaşması ile 15 farklı ürün üzerinde karşılıklı olarak gümrük muafiyet ve indirimine gidilecek. Türkiye'de reel kesim güven endeksi Şubat'ta önceki aya göre %2.8 puan artarak %6.9'a çıktı. Yüzün üzerindeki değerler ekonomik faaliyete ilişkin iyimserliğe işaret ediyor. Şubat ayında kapasite kullanım oranı ise 0.5 puan artışla %76'ya yükseldi.
Sektörel güven endeksleri hizmette artarken perakende ticaret ve inşaatta geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi Şubat'ta önceki aya göre %3,4 arttı. Perakende ticarette %2, inşaatta ise %5,7 azalış görüldü. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yıl 2018'e göre %48,3 geriledi. Aynı dönemde kullanma izin belgelerinde bina sayısı %26,6, yüz ölçümü %14,5, daire sayısı ise %17,8 azaldı. Çin'de Covid-19 salgını nedeniyle yıllık meclis toplantıları ertelendi. Çin'de en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık meclis toplantılarının gelecek ay düzenlenmesi bekleniyordu. Toplantıların yapılacağı tarihler daha sonra duyurulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'da yaşanan yıkımda hasar tespit sonuçlarını açıkladı. Bakan Kurum ayrıca İstanbul'daki kentsel dönüşümde son duruma ilişkin bilgiler paylaştı. 254 konut, 297 ahırın yıkık durumda, 694 yapının da ağır hasarlı olarak ilk tespitlerimizi yaptık ve hasar tespitlerimiz bugün de arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır. 5.9'luk depremin merkez üssü İran'ın Hoy kentiydi. Yıkım sınır komşusu Van'da da yaşandı. Başkale'nin köylerinde 4'ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 254 konut yıkıldı, 694 yapı ağır hasar aldı. Hak sahibi olan vatandaşlarımız için, kalıcı konutlar için çalışmalarımızı da bir taraftan başlatmış durumdayız. Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini de söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. En çok merak edilenlerden biri de İstanbul'da kentsel dönüşümdeki son durumdu. Kartal'da yıkılan binada o gün bütün valiliklerimize bir genelge göndermiştik. Dedik ki sizin acil öncelikli dönüştürülmesi gereken alanlarınızı bize bildirin. İstanbul'da 12 ilçemizden bu belgeler geldi. Yani bir kısmının işte eksikleri var. Hızlı bir şekilde bu eksikleri tamamlamalarını belediye başkanlarımıza söyledik. Kentsel dönüşümdeki gecikmenin maliyeti 7 katına çıkardığına işaret etti. İstanbul'daki süreci hızlandırmak için Büyükşehir ve 39 ilçe belediyesinin de olduğu bir komisyon kurduklarını söyledi. Şu an İstanbul'da 7615 binanın acil bir şekilde yıkılması gerekiyor. Acil ve öncelikli diyeceğimiz binaların bağımsız bölümlerin sayısı da 300 bine yakın. Vatandaşımızdan da ricamız, riskli binalarıyla alakalı risk tespitinin talebinde bulunsunlar. Deprem sonrası enkazda hayat aramak yerine biz deprem öncesi binalarımızı, şehirlerimizi, ilçelerimizi dönüştürelim istiyoruz. Bakan Kurum deprem vergileri nereye harcanıyor tartışmasına da değindi. 171 milyar lira para harcanmıştır. Devam eden yatırım bedeli de 60 milyar liradır. Yani sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık bir proje yürütülmektedir. Bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Toplu Konut Dairesi Başkanlığı'yla sadece 150 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Ve TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi. İhalelerimiz, süreçlerimiz devam ederken bir taraftan da kura çekme işlemlerimiz başladı. Yani şu an 2021'in çalışması da başlamış durumda. Ne kadar talep gelirse amacımız bizim her yıl en az 100 bin sosyal konut projesini başlamak. Finansal piyasalardaki son durumu da aktaralım. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksi dün %1,75 değer kaybetti. Gün içerisinde 113.600'e kadar inen borsa 114.789 puanda kapanış yaptı. 2040 puan kadar düşen borsa endeksinde 12,5 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Bankalar %2,61, holdingler ise %1,88 geri çekildi. Gün sonunda en çok kazanan sektör endeksi %6,40 ile spor olurken en çok kaybeden tarafta %3,87 ile ulaştırma yer aldı. Az önce aktardığımız üzere Bakan Kurum İstanbul'da 7615 binanın acilen yıkılması gerektiğini söyledi. Bakan dönmezse 3. sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz dedi. KOBİ'ler için 150 ila 175 milyar TL kredi kefaleti sağlanmasını beklentiyi beraberinde getiren kanun teklifi mecliste dün görüşülmeye başlandı. TÜROB'dan gelen rakamlarda otel dolulukları ile ilgili Ocak ayında %6,4'lük yükseliş vardı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise Ocak ayında
%16,1 yükseldi. 1,79 milyon olarak gerçekleşti. Primark'ın sahibi AB Foods, Çin kaynaklı tedarik sıkıntılarını aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden sağlamak için görüşmeler yaptıklarını söyledi. Kapanış sonrası gelen bilançolarda Adana Çimento 2019 net karının 106.3 milyon TL olduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları Tahran seferlerinin sayısını azalttı. İran'a yaptığı diğer uçuşlarsa 27 Şubat'a kadar iptal edildi. Saray Çiftliği ve Saray Halı Konkordato'dan çıktı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 304 baz puana yükselirken MSCI Türkiye ETF'i günü New York işlemlerinde %2,57 aşağıda tamamladı. Tahvil cephesinin 2 yıllık vadede borç alan hazine %11,84'lük faiz ödedi. İkincil piyasada ise gösterge bileşik %11,89'la 65 bas puanlık artışa işaret etti. 10 yıllık kağıdın bileşik getirisi de 37 bas puan yükseldi ve 12,42 seviyesinde valörlü piyasayı kapattı. Bugün TLRF endeksi kağıdın ihracı gerçekleşecek. Ayrıca hazine 28 Şubat valörlü dolar cinsi sukuk ihracına çıkacağını açıkladı. Dolar TL tarafında dün iç piyasa kapanışı 9 ayın zirvesi olan 6,16'da, Euro TL kapanışı 6,66'daydı. Dolar endeksi de 99,60'ı seviyelerden bu sabah 99,20'lere geri çekildi. Euro dolar böylece 1,0860'lara gelirken dolar TL bu sabah 6,12'de Asya işlemlerine devam ediyor. Euro tarafında TL'ye karşı 6,65 sınırındayız. Bu da sepet kuru 6,38-48'e getirdi. Avrupa cephesinden İtalya önderliğinde düşüş vardı. Çin ve Güney Kore'den sonra en çok vaka görülen ülkenin İtalya olması İtalyan varlıklarına %5,5 civarında satış getirdi. Özellikle dün itibariyle Avrupa'ya baktığımızda havayolu şirketlerinde EasyJet %16,5, Ryanair %13, British Airways'in sahibi şirket %9, seyahat hisselerinde TUI %10 gibi değer kayıplarıyla endeksleri kırmızıya boyadı. İFO güven endeksi Şubat'ta 96,1 ile tahmini aşarken Almanya'da Merkel'in partisi CDU'nun 25 Nisan'da lider seçimi için bir araya geleceği belirtildi. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri de kuvvetlendi. Temmuz ayı için geçen hafta yapılan anketlerde %35 olarak gözüken faiz indirim ihtimalleri bu hafta %50'lerle ölçüldü. Stoxx 600 endeksi 2016'dan bu yana en kötü günü yaşarken Amerika tarafında da 2 yılın en sert düşüşleri Dow Jones ve S&P'yi vurdu. Dow'da 1000 puanın üzerinde düşüş geldi. 3 ana endekste %3'ün üstünde değer kayıpları yaşandı. Dow ve S&P yılbaşından bu yana kazanımlarını dün iade etti. Trump, Amerika ile Hindistan arasında bugün 3 milyar dolarlık bir silah anlaşmasının imzalanacağını söyledi. Dün Amerika tarafında havayolu hisseleri %5-6'larda, kumarhane ve teknoloji hisseleri ise %7'ye varan şekilde değer kaybettiler. Apple ve tedarikçileri yine günü eksilerde kapatan taraftaydı. CME Watch Tool'a baktığımızda Nisan ayı için Fed'in faiz indireceği beklentisi ihtimalleri %53'e yükselirken bu yıl Fed'in 3 kez faiz indirebilmesi ihtimali de %40'a dayanmış durumda. Ünlü yatırımcı Warren Buffett dün koronavirüste zayıflasa da Amerikan ekonomisinde büyümenin hala güçlü olduğuna inandığını söyledi. Borsa endeksleri açısından önemli göstergelerden bir tanesi oynaklık göstergesi VIX'te ise %46 yükselişle 25,4 seviyesine geldik. Asya tarafında Orta Doğu'da koronavirüs yayılıyor. Kuveyt, Umman, Bahreyn, Irak, Afganistan dün ilk vakalarını açıkladılar. Çin Halk Kongresi dediğimiz gibi ertelendi. Güney Kore Merkez Bankası koronavirüs nedeniyle geleneksel şekilde değil de faiz kararını e-mail yoluyla perşembe günü açıklayacağını duyurdu. Güney Kore'den bu sabah Yonhap Haber Ajansı'na göre gelen tüketici güven endeksi 96,9'da 6 ayın en düşüğünde gerçekleşti. Yine de Güney Kore dünkü sert düşüşü sonrasında %0,66 kadar yukarıda işlemleri devam ediyor ama Çin'de takip ettiğimiz ana endekslerde sadece KOSPI şu anda yükselişte. Geriye kalanlara baktığımızda Japonya önderliğinde düşüş var. Japonya dün tatildeydi. Tatil dönüşü %3,30'lar civarında düşüşle karşılaştı. Japonya tarafında bu sabah hizmet üfe rakamı Ocak'ta %2,3'le beklentinin üzerinde gerçekleşti. Japonya'da ana endekse ters tarafta hareket edenlerde koronavirüse karşı aşı imalatında kullanılabilecek tesisleri bulunan Fujifilm'in %6 kadar yükselmesi dikkat çekti. Yanı sıra Malezya tarafında başbakan dün beklenmedik şekilde istifa etti. Bir sonraki kişi gelene kadar görevini geçici olarak sürdüreceğini belirtti. Malezya Merkez Bankası şimdilik ringgitte anormal bir hareket olmadığını, olursa piyasaya müdahalede hazır olduklarını söyledi. Bununla birlikte Amerika'da vadeliye baktığımızda bugün Conference Board'un tüketici güveni S&P
CoreLogic konut fiyat endeksi gibi önemli verileri alacağız. Öncesinde %0.94'e varan yükselişlerle kayıp telafisi çabası bugünün ajandasına yansıyabilir gibi gözüküyor. Tahvil tarafı ise resesyon fiyatlamaya devam ediyor. 3 aylık bononun faizi 10 yıllık tahvil faizinin üzerinde seyrederken Amerika'da 10 yıllık kağıtta faiz dün 1.35-60'a kadar düştü ve Temmuz 2016'dan bu yana en düşüğü gördü. Bu sabah da 1.39-22'ye kadar toparlandı. 30 yıllık kağıtta yeni tarihi dip seviye 1.81-42 olurken 2 yıllık kağıdın faizi 1.24-30 ile Mayıs 2017'den bu yana en düşükte gerçekleşti. Bu arada emtia tarafında da dün altın 1688 doları gördü ve Ocak 2013'ten bu yana görmüş olduğu tepe noktayı tazeledi. Bu sabahsa 1656,5 dolar civarına kadar törpülendi. Dün Eylül'den bu yana en yükseği gören gümüş fiyatı bugün %1.39 düşüyor. Petrol tarafında Citigroup stoklarda sadece Şubat ayında günde 2 milyon varilik bir fazla oluşacağını belirtirken Raymond James birinci çeyrek için koronavirüs etkisiyle günlük 1,5 milyon varilik talep azalması yaşanacağına işaret etti. Fiyatların baskı altında kalmasını öngördüklerini bu iki kurum paylaştılar. Düne baktığımızda ise %5.5'a varan değer kayıpları yaşandı ve petrol fiyatları ayı piyasasına girdi. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 51.5 dolarda, Brent petrol ise 56.5 dolarda işlemlerine devam ediyor. Ve içeride dün turizme ilişkin taze rakamlar karşıladık. 2019'u rekorla kapatan turizm sektörü yeni yıla da hareketli başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye'yi 1.787.435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında %16.11 artış yaşanırken tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yıla göre %21.22 artışla Bulgaristan ilk sırada yer aldı. Sıralamada %18.06'lık artışla Gürcistan ikinci sırada yer aldı. Ocak ayında yakaladığı büyük oransal artışla dikkatleri çeken Rusya Federasyonu'nu Almanya ve İran izledi. Türkiye'ye Ocak ayında gelen toplam ziyaretçi sayısının 15.315'i günübirlikçi olurken bu rakamın toplam içerisindeki payı ise %0.86 oldu. Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise 1.017.034 ziyaretçiyle İstanbul birinci, 222.494 ziyaretçiyle Edirne ikinci, 152.976 ziyaretçiyle Antalya üçüncü sırada yer aldı. Basın öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz. İnternet basınında Habertürk.com finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren kanun resmi gazetede demiş. Yine bir başka haberde Habertürk.com tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı diyor. Detaylarını az önce paylaştık. Dünya gazetesine geldiğimizde İran'a sıçrayan salgın turizmciyi tedirgin etti başlığıyla karşılaşıyoruz. Manşet haberin detayı şöyle. Koronavirüs salgının İran'da neden olduğu ölümlerin artması üzerine Türkiye kara sınırlarını kapattı. Nevruz'a hazırlanan turizm sektörü olumsuz etkilenecek. Hürriyet'in ekonomi sayfasında yasa dışı bahse dokunan yanacak demişler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba teklifin görüşmeleri yapıldı. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, yasa dışı bahis internet sitelerinin resen engellenmesi maddesinin de pakette yer aldığını belirtti. Yasa dışı bahis sitelerinin katalog suçlara eklendiğini ifade etti. Ve Hürriyet'ten aktaracağımız bir diğer başlıkta belediyelere borç ayarı var. Belediyelerin geçmiş borçları için adım atılıyor. Buna göre belediyelerden yapılan İller Bankası kesintilerinin azaltılması ile ilgili çalışma yapılacak. Ve Hürriyet gazetesinden sonra turda bir sonraki durağımız Sabah olacak. Ekonomi sayfasında 3. sondaj gemisi geliyor demişler. Türkiye Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de ezber bozmaya devam ediyor. Yeni nesil 3. sondaj gemisinin 2-3 hafta içinde geleceğini belirten Bakan Dönmez, İngiltere limanlarından yola çıkacak dedi. Ve son başlığımızı Milliyet'ten verelim. Nevruz coşkusu virüse takıldı. İran'da 21 Mart 1 Nisan arası Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. Bu dönemde 200 bin İranlı turist tatil için Türkiye'nin yolunu tutuyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sınırın kapanması başta Van, İstanbul ve Antalya olmak üzere turizmcileri kara kara düşündürüyor. Cornell Üniversitesi Profesörü ve Brookings Enstitüsü'nde kıdemli üye Esvar Prasad koronavirüs için yorum yaptı. Ekrana getireceğiz. Ardından sohbette devam ediyoruz.
Koronavirüs durumu kısa bir şok yaratıyor ancak tabii ki bunun uzun vadeli etkileri olabilir. Bağlam burada çok önemli. 2020 yılının esasen en azından küresel büyümede ılımlı bir artışın olacağı bir yıl olması gerekiyordu. Ancak 2019'un dördüncü çeyreklere bakacak olsak Japonya ve Avrupa'dan gelen veriler çok zayıf ve çok az ivme var. 2020'ye doğru giderken durum böyleydi ve şimdi 2020'de de bir şokumuz var ortada. 2019'un sonunda olan olumlu şeylerden bir tanesi ABD-Çin arasında imzalanan faz bir anlaşmasıydı ve bunun da zaten yatırımı biraz daha baskılayan belirsizlikleri ortadan kaldırması gerekiyordu. Şimdi koronavirüs küresel iş ortamına biraz daha fazla belirsizlik ortamı kattı. Benim endişeli olduğumuz şey bunun iş algısı için ve esasen yatırım için ne anlama geleceği ki bunun uzun vadeli büyümede ve üretkenlikte bütün büyük ekonomilerle etkisi olacağını düşünüyorum. Ve bu yılın birinci ve ikinci çeyreğinde büyümenin düşeceğini düşünüyorum ve çok fazla teşvik göreceğimiz fikrindeyim. Hali hazırda Çin Merkez Bankası'nın örneğin likidite enjekte ettiğini gördük finansal piyasalara ve faiz oranlarını indirmeye çalıştılar. Ki şu an zaten çoğu işletme bazı zorluklar yaşıyordu o taraflarla alakalı. Ancak bu finansal piyasalarla güveni destekleyen bir durum yaratıyor. Fakat Çin'in hali hazırda büyüme açısından çok fazla endişe etkileneceğini düşünecek olursak örneğin Şangay Bileşik Endeksi düştü bir ay öncesiyle %3 düşüşte. S&P o kadar da bir ay öncesiyle kıyasla düşme göstermemesine rağmen ABD dolarının da bir ay öncesiyle kıyaslandığı zaman etkilendiğini görüyoruz. Şu an bu teşviklerin hepsi iyi bir şey ancak problem şu çoğu teşvik esasen büyümeyi desteklemek için o kadar etkili olmayacak ve daha da önemlisi finansal sistem riskleri oluşturacaktır. Özellikle de Çin'de yapısal problemlerin Çin'de var olması teşviklerin etkili olmasının önüne geçebilir ve riskler oluşturabilir. Ben kısa vadeli bir şokun uzun vadeli etkisinin olmasından bahsetmiştim. Bunu söylüyorum çünkü şirketler çok fazla zorluk yaşayacak. Çünkü çok fazla finansal anlamda koruması yok. Geniş anlamda özel sektör daha fazla zorluk yaşayacak. Özellikle de istihdam için önemli olan ve üretkenlik büyümesi için önemli olan şirketler problem yaşayacak Çin'de ve kamu bankalarına bakacak olursak da o kadar iyi değil esasen bu küçük şirketlere kredi verme konusunda. Hala büyük şirketlere daha fazla kredi verildiğini görüyoruz. Ve bu sebepten ötürü Çin Merkez Bankası likidite enjekte etmeye devam ederse bu durumda çok fazla üretken olmayan yatırımlar yapıldığını görebiliriz. Ve küçük şirketlerin yani daha dinamik olanların ve tabii daha riskli olanların biraz daha zorluk yaşadığını, daha fazla zorluk yaşadığını görebiliriz. Ve onların esasen istihdam ve büyümeye olan katkısını düşünecek olursak daha az kredi veriliyor. Şu an hali hazırda çok büyük batık kredi problemi de var zaten o tarafta. Devam ediyoruz İlk Söz programına. Her salı sabahı olduğu üzere finansal danışman Volkan Sarı bizimle. Günaydın Volkan, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Zeynep. Şimdi koronavirüsü geçen haftalarda da seninle konuştuk ama yayılma hızı dikkat çekiyor. Çin'in dışında 28 ülkeye yayıldığını görüyoruz. Özellikle İtalya'yı, Güney Kore'yi yakın tarihte izledik. Bizim açımızdan yine İran faktörü önemliydi. Haritaya baktığımızda pembe olan ülkelerin sayısı artıyor. Dolayısıyla yayılma hızı var ekranlarımıza gelen. Çin'den sonrasında Güney Kore ve ardından İtalya'da en yoğun biçimde vakaların görüldüğü belirtiliyor. Tabii harita bu hale gelince piyasalarda da yankı buldu. Örneğin Amerika'da 2 yılın en sert düşüşünü yaşadı borsalar ve 2009'un Mart ayından bu yana süre gelen en uzun soluklu tarihi boğa piyasasında acaba sona mı geldik soruları sorulmaya başlanıyor. Grafiğimizde S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq'ta dün görülen sert düşüşün yansımalarını görmek mümkün. Ne dersin, ekonomilere yansıması, piyasaya yansıması açısından acaba hafife mi alındı koronavirüs riskleri? Bir miktar finansal piyasalar görüntü itibariyle hafife almış gibi görünüyor öncesinde. Hepimiz de tabii finansal piyasaların bakışıyla birlikte beraber yorumlamaya çalıştık. Tabii görünen koronavirüsteki yayılma hızının, global ortamda yayılma hızının çok daha beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve geçtiğimiz hafta sonunda da gelen haberler sonrasında dün piyasalarda gerçekten sert düşüşlerle karşı karşıya kaldık. Bunun ne zaman ve ne kadar hızlı kontrol altına alacağı tabii finansal piyasaların önümüzdeki dönemdeki performansı açısından çok önemli olacak. Çok kolay değil yorum vermek ama benim beklentim yine de
bir çok uzun süreçli olmayacağı, bir vade içerisinde bunun kontrol altına alınacağı ve bu süreç içerisinde de yaşayacaklarımızın bir düzeltme şeklinde gerçekleşeceği. Yani bu yaşadıklarımız bir boyutta finansal piyasaların geçtiğimiz hafta içerisinde örneğin S&P Perşembe günü zannediyorum zirve yapmıştı. Zirvesini yenilemişti. Yani bunları göz önüne aldığımızda piyasaların da çok yüksekte olduğu bir dönemde gelmiş olması ve hafta sonunda gelen haberlerle birlikte yayılmanın devam ettiği ve beklentilerin üzerinde hızla devam etmesi sebebiyle sert düşüşlerle karşılaştık. Ben bunu bir düzeltme olarak yorumluyorum. Fakat tabii izleyicilerimizin kendi beklentileri de çok önemli olacak bu bağlamda. Şu anda korku çok ön plana çıkmış durumda. Bunun sonucu olarak da satışlar daha sertleşmiş bir şekilde gerçekleşiyor. Eğer ki beklentileri daha bunun kontrol altına alınmasının çok uzun süreceğini düşünüyorlarsa elbette ki piyasalardan biraz daha uzak durmakta fayda var ama ben çok uzun sürmeyecek bir dönem içerisinde bunun bir düzeltme şeklinde gerçekleşeceği, önümüzdeki dönemde satışların halen devam edebileceği ama sonrasında toparlanma yaşanmaya başlayacağını ve global likiditenin bolluğu ve devamlılığı ile birlikte de tekrardan toparlanmaya başlayacağını ama eskisi kadar sert veya hızlı yükselişleri beklemenin de biraz iyimserlik olabileceği görüşündeyim. Çünkü global likidite hala yüksek. Ve bu belki biraz daha da artırılacak bu gelişmeler paralelinde. Bunların destekleyeceği temettü verimlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ama tedarik zincirlerinde kırılmalar olursa bu şirket karlılıklarına olumsuz yönde etkileme söz konusu olacak. Global büyümeye de belli bir etki yapacağı bir gerçek. Yani burada V tipi bir düzelme mi yaşayacağız yoksa bu biraz daha uzayacak, zamana mı yayılacak? Yani Türkiye için de söylediğimiz gibi yatık L şeklinde mi bir düzelme yaşayacak şeklinde bir düşünce gündeme geliyor. Bunun hangisinin olacağı tabii önümüzdeki dönemdeki borsaların performansını da çok fazlasıyla etkileyecek. Benim beklentim biraz daha bir süre önümüzde beklemek lazım. Bu dönem içerisinde seçici olarak genel bir global satış olduğu için seçici olarak hisse bazında yapılacak alımların bir vade içerisinde tekrardan yatırımcılara iyi getiriler getireceğini düşünüyorum. Çünkü global likiditenin bu noktadaki oluşu ve diğer getiri enstrümanlarında önemli bir yükseliş beklentisi veya performansının bonolarını örneğin herhangi bir getiri vermediği, negatif reel faizleri verdiği bir dönem içerisinde altın bunu fazlasıyla fiyatlıyor. Yatırımcıların tekrardan borsalara dönmesi söz konusu olacak. Temettü verimlerinin hala yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda seçici hareket etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi dünya çapında vaka sayısı artık 80.130 olarak ölçülüyor. Can kaybı 2698'e geldi. Korku piyasaya geri geldi dediğin gibi Volkan. Dün VIX oynaklık endeksine baktık. Daha öncesinde tarihsel ortalaması 20'nin altında kaldığı için en azından piyasa rekorlara giderken bir yükseklik korkusu yok şeklinde yorum verebiliyorduk. Ama şimdi oynaklık endeksi de yükseldiği için acaba düşüşler alım fırsatı mıdır? Bunun da sorgulandığı bir ortam var. İçeride 7 ve 8. grafiklerimiz var. Dün sadece düşüşler tabii Amerika ile sınırlı kalmadı. Avrupa'ya döndüğümüzde İtalya önderliğinde düşüşlerle Stoxx 600 endeksi 2016'nın ortasından bu yana en sert düşüşleri yaşadı. Yanı sıra İtalya'da %5,5'luk değer kaybı vardı. Bundan sonrasına ilişkin hangi sektörlerde en kötü senaryoları beklemek lazım dediğimizde karşımıza telekomünikasyon ve otomotiv çıkıyor. Bir sonraki grafiğimizde sektörel olarak beklentilerde renkli çizgilerle yansıtılmış durumda. Şimdi tabii Avrupa deyince bizim için çok önemli ticaret ortağı Almanya var. Bugün gelecek büyüme verisinde sıfırlık bir büyüme beklentisi söz konusu olmuş. Türkiye ile ilgili buradan nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Çünkü bir tarafta işte FT'de çıkan haftalar önce yazı vardı. Çin %1 daralırsa Türkiye %0,05 büyümesine katkı görür diye. Dün mesela Primark'ın sahibi söylemiş. İşte aralarında Türkiye, Bangladeş gibi ülkelerin olduğu bir listeden Çin kaynaklı tedarik eksiğimizi kapatmak için görüşüyoruz demiş. Tekstil tarafının hareketlenebileceği ile ilgili beklentiler var ama her sektörde tabii farklı görüş söz konusu. Hem ekonomi hem sermaye piyasası açısından koronavirüs Türkiye için ne kadar aslında bir fırsata dönüştürülebilir bir krizdir. Onu da belki değerlendirmek lazım. Zeynep, vadeli bakıldığında bunun bir fırsata dönüşme potansiyeli olabilir. Ama kısa vadede bakıldığında global etkilerinin hepsini birbirinden etkileyeceği düşüncesindeyim. Türkiye'de bundan olumsuz etkilenecektir ilk etapta. Çünkü tedarik zincirindeki kırılmalar Türkiye'de de tedariğin kırılması anlamına gelebilir ki bu kısa vade içerisinde
global etkilenmeyle birlikte Türkiye'de etkilenecektir. Belki bundan tabii ki Çin gibi etkilenmeyeceğiz ama belki bundan daha az etkilenmemiz söz konusu olabilir ama etkilenmemizi beklemek çok fazlasıyla iyimserlik olacaktır. Ekonomik bağlamda bakıldığında, ileriye yönelik bakıldığında birçok Avrupa ülkesi ve sadece Avrupa ülkesi değil birçok gelişmiş ülke Çin'den yapmış oldukları tedarikleri bir şekilde alternatiflerini de geliştirmek isteyeceklerdir önümüzdeki dönem içerisinde. Bu yaşananlar herkese belli bir boyutta ders verdi. Tek bir yere bağlılığın fazlasıyla yaşanan böyle bir sıkıntı durumunda fazlasıyla kendi tedariklerini etkilemesi gibi bir durum söz konusu ki bunda genişletmek veya daha fazla tedarikçiye ulaşmak amacıyla diversify etmek yani daha fazla ülkeyi çeşitlendirmek isteyeceklerdir. Bundan da Türkiye fazlasıyla pay alacaktır diye düşünüyorum ileriye yönelik olarak ama kısa vadeli etkilerini negatif beklemek lazım. Tabii burada birçok faktörden bakılabilir. Ne var örneğin ilk etapta baktığımızda işte petrol fiyatlarının aşağı geliyor olması bize olumlu etkileyebilecek faktörlerden bir tanesi. Bunun bizim açımızdan bakıldığında en önemli gelir kaynağımız olan turizmi nasıl etkileyecek? Hava ulaşımı ile birlikte turizmin etkilenmesi söz konusu olabilir. Kısa vade içerisinde çözülmemesi durumda. Bunun etkilerini henüz çok fazlasıyla tartabilmek kolay değil. Buradan olumsuz etkilenme söz konusu olabilir. Bizim tedarik zincirimizde de Çin'e bağlı olan yerler var. Ara maddelerde birçoğunda Çin'e bağlılığımız var. Bunlar Çin üretime geçmesi gecikecek olursa bizim burada da üretimimizin etkilenmesi söz konusu olabilir. Bunlar tabii global olarak bakıldığında globalleşmenin getirmiş olduğu birçok unsurun bir araya gelmesi söz konusu. Olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var ama kısa vadede kesinlikle olumsuz tarafları ön plana çıkacaktır diye düşünmek lazım ama uzun ve orta vadeli baktığımızda dediğim gibi çeşitlendirme ihtiyacı, ülkelerden gelecek çeşitlendirme ihtiyacı Türkiye'de üretime bir miktar daha yatırım yapılmasını sağlayacaktır yönünde düşünüyorum. Şimdi sadece tabii borsalar bu durumdan etkilenmedi. Tahvil piyasası da etkilendi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman 10 yıllık tahvil faizinde dün geldiğimiz nokta 2016 Temmuz'dan beri en düşük 1.35'e işaret ediyor. Yanı sıra yine 30 yıllıkta 1.81.42 ile tarihi dibi gördük. 2 yıllıkta Mayıs 2017'den beri en düşük 1.24.30 ile geldi. 3 aylık bononun faizi bir kez daha 10 yıllık tahvil faizini geçti. Biz esasında geçen seneyi kapatırken de yaz aylarında bilhassa seninle bu senaryoları konuşmuştuk. Yine işte 2 yıllık 10 yıllığı geçer mi? İşte 10 yıllık 30 yıllığa mı bakalım? 3 aylık 30 yıllığa mı bakalım derken 3 aylık bononun faizi 10 yıllık tahvil faizini geçen sene aşmıştı. Özellikle Ağustos-Eylül aylarına baktığımızda bu eğilim yeşil çizgilerle oldukça netti. Normali tabii kırmızılarda kalması bu grafiğin. Yani bir vade primi olması. Ama son dönemde 11 bas puana kadar yine 3 aylığın daha fazla faiz verdiğini görüyoruz. 10 yıllığa kıyasladığımız zaman FED ile ilgili beklentiler değişti. CME diyor ki Nisan'da %53 ihtimalle faiz indirecek FED ve bu yıl 3 faiz indirim ihtimali de %40'a çıktı. Böyle bir senaryoya ihtimal verir misin? Dolar endeksi neredeyse 100'ün kapısını çalarken. Henüz çok kolay değil bunu söylemek. Hı hı. Yani buna yorum vermek biraz daha koronavirüsün seyrini izlemek gerekiyor. Daha net bir şekilde yorum verebilmek için ama çok net bir şekilde piyasalarda güvenli limanlara kaçış, flight to safety dediğimiz durum söz konusu. Bunda en fazlasıyla pay alan yer bir numarada altın görünüyor, iki numarada dolar görünüyor bu bağlamda bakıldığında. Aslında dolar geçen haftaki seviyelerle kıyaslandığında çok da dolar indeksinin bir boyutta değerlenmesini de görmüyoruz şu an itibariyle ama dolar enstrümanları, dolar yatırma enstrümanlarına senin de az evvel söylediğin gibi bonolara çok ciddi alışlar söz konusu. Geçen hafta 30 yıllıklar %2'yi kırıyor mu acaba diye düşünürken bugün geldiği yer 1.82 bir seviye ki bu gerçekten çok ciddi bir getiri anlamına geliyor. Uzun vadeli bonolara, 10 yıllıklara hepsine, bütün Amerikan bonolarına bütün vadelerde alımlar gelmiş durumda. Çok ciddi alımlar gelmiş durumda. Ki 10. grafiğimizde de var 10 yıllık Amerikan tahvil faizinin nereden nereye geldiği. Bunun belli bir boyutta gelişmekte olan piyasalardan, daha riskli görünen enstrümanlardan kaçış olarak karşımıza çıkıyor ki bu bizi de olumsuz etkiliyor. Gelen faktörlerden bir tanesi. Gelişmiş olan, gelişmekte olan para birimlerinin hepsinde satışla karşı karşıya kaldık. Bunu da çok net bir şekilde gözlemlemiş durumdayız. Biz bir boyutta buna
dolar satımlarıyla direnmek istiyoruz ama özünde bakıldığında bu hareket global gerçekleşen bir hareket. Global anlamda gerçekleşen bir hareket. Ve toparlanma başladığında global olarak toparlanma söz konusu olacaktır ama şu anda halen bu kaçışın söz konusu olduğunu görebiliyoruz. En net gördüğümüz yer altın. Altın dolar bazında yukarıya gidiyor olması gerçekten getiri anlamında da çok ciddi getirilerle karşımıza çıkmış durumda. Önümüzdeki dönemler içerisinde ben bono piyasalarının, bizim bono piyasalarımızın da lokal bono piyasalarında çok sert satışlar gördüğünü net bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda net bir şekilde izledik portföy yatırımlarında Türkiye'den çıkışın halen devam ettiğini görüyoruz. Yabancı yatırımcıların Türkiye'den çıkışının devam ettiğini görüyoruz. O da üçüncü grafiğimiz de var bu arada. Gerek bonolarda gerek hisse senetlerinde yabancı yatırımcının zaten çıkışla karşılık verdiğini görüyoruz. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, negatif reel faize dönmemiz bu bağlamda. Bir de bunun üzerine gelen global risk iştahındaki azalmayı da üzerine kattığımızda bonolarda da satışla karşımıza geliyor. Bu geldiğimiz nokta içerisinde baktığımızda artık Merkez Bankası'nın faiz indirimi için pek bir alanının kalmadığı çok net bir şekilde görünüyor. Bundan sonrası yapılacak faiz düşümleri bir miktar zorlama olacaktır. İkinci piyasa faizlerinde de zaten belli bir boyutta yukarı çıkışla piyasa tepkisini vermiş durumda. Ve önümüzdeki dönem içerisinde benim görebildiğim kadarıyla kredi faizlerinde gelinen bir dip seviyelerden tekrardan yukarıya doğru dönüşle karşılık vermiş durumda. Özellikle iki hafta, ya zannediyorum üç hafta oldu swap da yapılan değişiklik %25'ten %10'a düşürüldüğü günden itibaren kredi faizlerinde de özellikle bankaların, özel bankaların vermiş olduğu kredi faizlerinde trendin yukarıya doğru dönmeye başladığını gördük. Faizlerde dediğim gibi düşüşün sonuna gelmiş gibi görünüyoruz. Bunlar da tabii piyasa açısından bakıldığında halen bulunduğumuz faizler oldukça düşük faizlerde. Kamu bankalarının düşük kredi faizlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bunlar tabii kur üzerindeki baskıyı artırıyor belli bir boyutta bakıldığında. Bunları da yakından izlemek gerekiyor. Piyasalardaki hareketle ilgili bir yorum vererek devam edelim. Yatırım Finansman Türev İşlemler Müdürü Doktor Nuri Sevgen, düşüşün artık sonlarına yakın bir yerlerde olduğumuzu düşünüyorum dedi. Paylaşıyoruz. Gerekli şekilde satılmadı herhalde. Zaten Elerian'ın da zaten bununla ilgili bir açıklaması vardı. Sabah gördüm ben de manşetlerde. İşte gerekli yerde satılmadı, bundan sonra daha sert satılır falan diye. Bence koronavirüsün işin bahanesi, hala aynı fikirdeyim. Tamam, bir etki var. Ama bu bir sebebe dayalı düşüşlerden hiçbir zaman korkmam. Yarın öbür bir sebep ortadan kalktığı zaman ortalık daha iyi toparlar. Evet, piyasalar açısından bir haber akışı anlamında can sıkıcı. Ama bir türev piyasa yapısı itibariyle baktığınız zaman aksine volatilitenin yükseldiği, farklı para kazanma yöntemlerinin ön plana çıktığı, daha bizim açımızdan sıkıntılı olmayan piyasa. Maalesef hala mantık şöyle çalışıyor. Borsaların düşmesi, piyasalar düşmesi kötü, yükselmesi iyi değil. Alakası yok. Piyasalar düşecek, çıkacak, oynayacak. Oynayacak, volatilite olacak. Traderlar para kazanacak ya da piyasada işten yapanlar o dengeyi bulacak, fiyatlama yapılacak. Çünkü çok hızlı çıkan piyasaların bir düzeltmeye ihtiyacı vardır. İşte bu düzeltme biraz sert geldi çünkü çıkış da sertti. Biz de içeride aslında istersen dışarıya göre o kadar düşmüyoruz diyebilirim ama tabii bu düşüşün bence sonlarına yakın bir yerdeyiz. Yani biraz fazla, yani özellikle içeride tarafta biraz fazla abartılı diye düşünüyorum ben bu noktada. İzleyicimiz Aydın Bey sormuş, altın ve dövizde yükseliş devam edecek mi diye. İstersen onu da değerlendirelim. Dün tabii gram altın fiyatı da 330 liranın üzerine çıktı. Dolayısıyla daha da dikkat çekici bir hal aldı. Zeynep, doğru, çok net bir şekilde dolar bazında altının onsu yurt dışında yukarıya çıkıyor. Bunun tamamı global risk iştahındaki azalmayla alakalı ve bizim güvenli limanlara kaçışın devam ettiğini çok net bir göstergesi olarak görebiliyoruz. Ama ben bu kadar bu boyutta konuşulmasının ve bu noktada piyasalarda konuşuluyor olmasının fiyatlara yansıdığı görüşündeyim. Ben 1700 dolarların üzerinde altının çok fazlasıyla kalıcı olmayacağını düşünüyorum ama gram bazında, Türk lirası bazında altın fiyatına geldiğimizde burada tabii doların Türkiye'deki fiyatlamasının nerede olacağı çok önemli olacak önümüzdeki dönem içerisinde. Biz yeni bir model uygulamaya çalışıyoruz. Çok net bir şekilde bu modelimizde kuru bir şekilde kontrol etme ihtiyaç duyuyoruz. Faizleri aşağıya çekip kuru da bir bant içerisinde tutmaya çalışıyorduk ama bu bantı
bu geçtiğimiz bir iki haftalık dönem içerisinde yaşadıklarımız üst sınırından zorlamaya başladığını görüyoruz. Çünkü kuru bir noktada kontrolünü kaybetmemiz durumunda bunun en ilk etapta yansıyacağı yer enflasyon. Enflasyonun da faizlere tekrardan yansıması ve kısır döngüye dönmemiz tekrardan söz konusu olabilir, olabilecektir. Şu anda kuru takip etmemiz gerekiyor. Şu anda kontrol altında ama baskının devam ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve burada kamu bankaları üzerinden bir boyutta döviz kurunun kontrol edilmeye çalıştığı yönünde bir izlenim var piyasada çok net bir şekilde. Bunun önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama global risk iştahında bir yavaşlama, bir rahatlama gördüğümüzde ise bu baskının azalmaya başlayacağı ve bir anda düzeltme yaşayabileceğimizi, aşağı yönlü düzeltme yaşayabileceğimizi de söylemek isterim. Ama görüntü itibariyle bakıldığında bizim sadece koronavirüsünden değil bir de jeopolitik risklerimiz, özellikle Suriye'de yaşananlar çok önemli bu bağlamda. İlk etapta bizi tetikleyen, kur üzerindeki baskıyı yaratan Suriye faktörüydü. Bunun üzerine bir de koronavirüsünün global satışa sebep olmasıyla birlikte daha fazlasıyla baskı olarak karşımıza çıkmasına sebep oldu. Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip etmek gerekiyor. İdlib'de ne oluyor, nereye gidecek, Rusya ile karşı karşıya gelmemiz söz konusu olacak mı? Görünen o ki 5 Mart gibi bir tarihte liderler toplantısı olacak gibi görünüyor. Henüz Rusya tam teyit vermemiş anladığım kadarıyla ama 5 Mart gibi bir tarihte bu tarihe kadar piyasalar beklemede olacaktır. O tarihten sonrasında bir çözüm gelecek mi Suriye'deki, İdlib'deki gelişmeler anlamında? Bunlar kur üzerindeki baskı anlamında belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca Libya'daki gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Bunlar da belli bir boyutta baskıyı artırma potansiyeli taşıyan faktörler. Ve önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerini çok yakından takip etmek gerekiyor. Uygulamakta olduğumuz program çok net bir şekilde düşük faizde kredi verilmesi sebep oldu ve bu sağlanan kredilerden de belli bir boyutta risk iştahını fazlalaştığını gördükleri noktalarda bu paranın da bir miktar dövize gitmesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor ki bu da döviz üzerindeki baskıyı artırıyor. Net bir şekilde söylemek gerekir. Devam edeceğiz. İzleyici sorularımız da var. Hemen kısaca Şanghay'a dönelim. Liverpool Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Ahmet Göncü bizi bekliyor. Ahmet Bey, bir yandan tabii Çin Ulusal Halk Kongresi'nin ötelendiğini görüyoruz. Diğer tarafta dünyanın ikinci büyük ekonomisi durma noktasına geldi. Hem güncel hayattan gözlemlerinizi merak ediyoruz hem de aşağı yönlü revize edilen büyüme tahminleri paylaşılırken Çin'e ilişkin ekonomide kalıcı hasar beklentiniz var mıdır merak ediyoruz. Evet, iyi yayınlar Zeynep Hanım. Öncelikle evet bahsettiğiniz gibi Çin Ulusal Meclisi'nin Mart başında olan yıllık yasama toplantısı ertelendi. En azından şu an için öyle. Tam yeni bir tarihi netleşmedi bildiğim kadarıyla. Günlük hayatta bir halen virüsün etkisinde büyük ölçüde. Tabii Çin'in içerisinde özellikle bir kısım bu karantina altında olan bölgeler çok daha ciddi sıkıntı altında. Diğer bölgelerde bu nispeten hafif, biraz daha hayat normale dönmeye başladı. Tabii virüsün bu koronavirüsün yayılması biraz dalgalı bir seyir izliyor. Bazı bölgelerde daha hızlı bir şekilde, bazı yerlerde daha yavaşlamış durumda. Ancak tabii bu yayılım tam anlamıyla kontrol altında demek için biraz erken. Dolayısıyla tedbirler halen devam etmekte. Seyahatle ilgili ve diğer insanların dışarı çıkmasıyla ilgili bazı tedbirler, kısıtlamalar söz konusu. Onun dışında ekonomideki etkiler de şu anda özellikle tüketim ve hizmetler sektöründe oldukça kötü ve baskı altında bulunuyor ekonomi. Dolayısıyla V şeklinde bir toparlanma için henüz pek bir şey söylemek mümkün değil. Ama önümüzdeki günlerde daha yeni tedbirler belki alınmasıyla biraz daha büyümedeki etkisi netleşecektir. Şu anda kabaca Çin'in büyümesini %4'ler seviyesine düşüreceği tahmin ediliyor. Ama tabii bas senaryoda şu anda Nisan'a kadar bu işin kontrol altına alınacağı düşünülüyor. Tabii Çin tarafına baktığımızda konuyla ilgili pek çok adım atıldı. Bundan sonrasında atabilecek farklı adım neresi olur? Size göre daha böyle sektörlere yönelik nokta atışlar mı takip ederiz hükümet tarafında, yoksa daha genel işte ekonomide kredilerin belki yüzdürülmesi veya para politikasında canlandırma gibi adımlar mı takip ederiz? Şu anda büyük ölçüde zaten parasal ve mali anlamda tedbirler alındı.
Ama tabii sektörler bazında da bazı tedbirler alınacaktır. Önümüzdeki günlerde bazı aşırı kapasiteye ulaşmış olan sektörlerde tabii sektörel bazı da bazı kolaylıklar sağlanacak gibi duruyor. Ancak şunu unutmamak lazım. Şu anda Çin'in büyümesi yine kendi içinde aslında ağırlıklı olarak tüketim %50'den fazlası tüketim ve hizmetler sektöründen geliyor. Dolayısıyla şu anda en azından Nisan'a hatta Mayıs'a kadar tüketim oldukça baskı altında kalmaya devam edecek bütün bu tedbirlere rağmen. Dolayısıyla Çin'deki büyüme bütün bu tedbirlere rağmen ciddi şekilde yavaşlamaya devam edecek. Bu da bir anlamda aslında V şeklinde bir toparlanmanın biraz zor olduğunu gösteriyor. En kısa vadede yani Nisan'a kadar bile bu iş büyük ölçüde çözülecek olsa tüketimin bir anda tekrar yerine gelmesi oldukça zor. Çünkü bir de Çin'de çok ciddi bir gıda enflasyonu var şu anda. Bu da insanların aslında harcayabilecekleri gelirlerini çok ciddi düşürmüş durumda. Hı hı. Et fiyatları, sebze fiyatlarında %25'lere varan artışlar söz konusu. Dolayısıyla aslında ekonomide çok en az 6 ay boyunca sürecek olan etkiler olduğunu değerlendirebiliriz. Liverpool Üniversitesi öğretim görevlisi doçent Dr. Ahmet Göncü çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatalım, 1 Şubat'tan itibaren Çin tarafında likidite enjeksiyonları, etkilenen şirketler için borç yapılandırmaları, borç sigortaları, aynı zamanda vergiler tarafında rahatlatmalar ve Amerika ile ticaret savaşına tarifelerin bir kısmının gevşetilmesi gibi pek çok hamleyi birden takip ettik. Yine dönelim buradan bizim piyasalarımıza. Az önce Dr. Nuri Sevgen'in görüşünü de verdik. İstersen borsayla devam edelim Volkan. Dün puan bazlı katkılar dediğimizde tabii altın fiyatlarının yukarı gitmesiyle Koza İpek hisseleri yukarı yönlü hareketli önderlik etmişti. Bazı katkılarda Koza Altın, İpek Doğal Enerji, Logo Yazılım, Aksaklilik ve Koza Anadolu hisseleri ilk beşi oluşturdu. Puan bazlı baskılar tarafında Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank ve Koç Holding'i görmüştük. En çok yüzdesel olarak artan hisse İpek Doğal Enerji olurken arkasında Aksaklilik, Logo Yazılım, Karsan ve Klimasan geldi. Yüzdesel en çok düşenler de Türk Hava Yolları, Yataş, Doğuş Otomotiv, Koç Holding ve yine Halk Bankası'nı izledik. Hacim tarafına baktığımızda en çok el değiştiren hisselerde Odaş Elektriği'nin arkasında Kardemir, Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji ve Emlak Konut vardı. Endeks dün 113.600'e kadar geldi. Neredeyse bu seneyi ekside kapatacak gibi bir hal aldı. Sonra son bir saat içerisinde, 1,5 saat içerisindeki toparlanma hareketiyle 114.789'da kapanış yaptık. Ne dersin, borsa yatırımcısı için bu düşüşler fırsat mıdır? Zeynep, seçici olarak önümüzdeki dönemde alım yapmanın ben de mantıklı olabileceği düşüncesindeyim. Nuri Sevgen'in görüşlerine katılıyorum bu bağlamda bakıldığında. Çünkü bu boyutta konuşulması fiyatlara yansımış olduğu anlamına gelir bir bağlamda bakıldığında. Ama diğer taraftan da önümüzdeki dönemin dalgalı olacağını da çok net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Çünkü sınırlarımıza kadar dayanmış olan bir koronavirüs vakalarından bahsediyoruz. İran'da, Irak'ta da çıkmış bu bağlamda bakıldığında. Ve Türkiye'ye sıçrama riskini de taşıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu tabii önümüzdeki dönem içerisindeki haber akışı ile birlikte yine de piyasalarda dalgalı seyrin beraberinde getireceğini çok net söylemek gerekir. Ama ben seçici olarak buralardan yapılabilecek alışların mantıklı olabileceği düşüncesindeyim. Diğer yönden dönüp tabii CDS'lere de bakmak gerekiyor. Global risk iştahı anlamında bakıldığında Türkiye'nin risk priminde yükseldiğini görüyoruz. 300 bas puanların tekrardan üzerine çıktı. 240'lara kadar gelmiş CDS'ler vardı. Bu 260-270 bandında tekrardan kendine yer edinmeye başlamıştı bu yaşamış olduğumuz swap krizi sonrasında. Bu pazartesi itibariyle de daha sert satışlarla 300 bas puanların üzerine geldiğini gördük ki bu seviyeler risk iştahı anlamında bir miktar daha Türkiye'nin riskinin arttığını gösteriyor bu bağlamda bakıldığında. Global risk iştahında bir düzelme olmadığı takdirde burada da çok önemli bir düzelme beklemek çok kolay değil CDS'ler bağlamında. Bunun yansımaları da tabii faizlerin yükselmesi olarak karşımıza çıkıyor ki borsanın en büyük alternatifi faizler olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Faizlerdeki bu yükseliş ortamı tabii piyasanın yukarıya çıkış potansiyelini belli bir boyutta sınırlaması söz konusu. Ama dediğim gibi ilk yansımalarının ardından bu seçici olarak önümüzdeki dönemde dalgalı seyir içerisinde seçici olarak kademe kademe alım yapılmasının belli bir vade içerisinde yatırımcılara pozitif yönde dönüş sağlayacağını düşünüyorum.
Şimdi Eurobond piyasasına da gelelim. Bu tarafa baktığımız zaman 10 yıllık kağıtta faizler yine %5'in üzerinde hareket ediyor. Hatırlatalım, %5.81 seviyesi ekranımıza yansımış. 30 yıllık vadede 6.37.40'ta bir faizimiz söz konusu. Ortalamalar açısından baktığımızda ortalamaların üzerinde giden veya ortalamanın hemen yakınında giden faizlerimiz söz konusu olmuş. Son 3 aylık grafiğe baktığımızda Emine Lale Öztürkler soruyor. Tahvil faizleri çok yükseldi. Fiyatlar düştü. CDS'lerimiz yükseldi. Eurobond fonları eksi yazıyor demiş. İstersen bir de bu konuyu değerlendirelim. Çünkü DTH grafiğimizde hep görüyoruz. Orada 195-196 milyar dolarlar civarı ikinci grafiğimizde var. Bir seyir söz konusu ama dövizi olan için getiri potansiyelinin Eurobond'da ve Eurobond fonlarında olduğuna işaret ediyorsun Volkan hep son haftalarda haklı da olarak. Şimdi Eurobond'ların geldiği noktayı nasıl buluyorsun? Burası giriş fırsatı verir mi? Şöyle söylemek lazım. Eurobond'lar yani 300 bazlı seviyelerden başlamıştı aşağıya gelişine ve 240 bazlı puanlara kadar gelmişti CDS'ler bağlamında bakıldığında. Tabii son dönemde yaşanan, son günlerde yaşadığımız bu bir... Önce swap'la birlikte bir satış yaşadı Eurobond'lar. Son olarak da bu koronavirüsün peak yapmasıyla birlikte genel itibariyle global risk iştahındaki azalmayla birlikte bir kademe daha satış yaşadı ve 300 bas puanların üzerine geldi. Bu tabii ki Eurobond fonlarında vade yapısına bağlı olarak fiyatların geri gelmesi anlamına geliyor. Fiyatların geri gelmesi de getirilerin düşmesi anlamına geliyor. Bakıldığında ben halen Eurobond fonlarını öneriyorum bu seviyelerden. Önümüzdeki dönem içerisinde çünkü mevduat faizlerinde çok ciddi düşük faizler var. Kısa vadeli düşünen yatırımcının buraya yönelmesinin çok doğru olmadığını çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Ama biraz daha uzun vadede düşünen yatırımcıların Eurobond fonlarındaki getirilerinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama kısa vadede henüz bu volatilitenin devam etme potansiyeli var. Ama uzun vadede düşünen yatırımcıların yatırım yapmak için doğru seviyeler olduğu düşüncesindeyim. Eurobond fonlarının vadeleri, vade yapısı bir miktar dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi. Eurobond'a yatırım yaptığınızda, direkt Eurobond'a yatırım yaptığınızda kendi vadenizi belirleyebiliyorsunuz. Birkaç yıllık veya 10 yıllık bonoları almanız söz konusu oluyor. Örneğin az evvel örnek verdin, 10 yıllık Eurobond faizleri 5.81'e geldi diye. Bu bonunun ihracı 2 hafta öncesinde, 3 hafta öncesinde zannediyorum 5.45 gibi bir faizden ihraç edilen bonunun şu anda 5.81 gibi bir faize gelmesi söz konusu ki bu ana para anlamında yaklaşık ortalama duration üzerinden 3 dolar civarında bir geriye gelişi anlamına denk geliyor ki %3 gibi bir değer kaybı söz konusu. Kısa vadeli baktığınızda bu tür değer kayıplarının olması gündeme gelebilir ama uzun vadeli bakıldığında ben Eurobond'ların şu andaki Türkiye'deki konjonktürel yapı içerisine bakıldığında en mantıklı yatırım olduğunu düşünüyorum. Çünkü alternatifiniz olan mevduatta şu anda örneğin dolar için konuşuyoruz. 1.5 bile bulmak, brüt 1.5 bile bulmak çok zor olduğu bir ortam içerisinde daha uzun vadeli düşünen yatırımcılar eğer ki Eurobond fonlarına yatırım yaparlarsa bunun çok daha üzerinde bir getiriyi vadeli olarak getirmeleri söz konusu. Ama kısa vadede böyle fiyat dalgalanmalarını görmemiz söz konusu olabilir. Biz bunu sadece Eurobond fonlarında değil, eğer ki TL bazında herhangi bir bono da taşıyor olsaydınız bunu yaşamanın söz konusuydu. Hisse senedi de taşıyor olsaydınız bunu düşüş olarak yaşamanın söz konusuydu. Her tarafta yaşanan volatilitenin bir benzeri de Eurobond fonlarında yaşandı. Ama ben vadeli bunların hala doğru yatırım araçları olduğunu Türkiye'deki konjonktür içerisinde düşünüyorum. Şimdi gelelim büyüme tarafına. Dün reel kesim güven endeksi ve kapasite konum oranı geldi. 5. ve 6. grafiğimizde var. Orada bir yukarı yönlü hareket gözlendi. Ama piyasa masasında araştırma müdürü yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le de konuşuyorduk. Anket bazlı veriler gerçekleşen verilerden daha iyimser kalabiliyor diye. Bu anlamda belki kapasite kullanımını reel kesim güven endeksinden biraz daha yakından takip etmekte fayda var. Yine gelecek veriyle ilgili olarak cuma günü terminale döndüğümde ortalama %5'lik bir son çeyrek büyüme tahmini oluştuğunu görüyorum. %5,6 ile en yüksek büyümeyi bekleyen kurumlar TSKB ve HSBC Portföy. En düşük büyümeyi bekleyen de HSBC Bank %3,4 ve Morgan Stanley %3,8 olarak listelenmiş. Büyüme verisinden ve kompozisyonundan hem 4. çeyrek hem de 2019'un tamamı için nasıl bir beklenti içindesin Volkan? Zeynep, ben 4. çeyrekte biraz daha iyimserim, hatta %6'lara kadar çıkabilir diye düşünüyorum büyüme beklenti, büyüme rakamları. Çünkü neden?
Baz etkisi birinci faktör. İkinci faktör de faizlerdeki sert düşüşün etkisiyle iç piyasadaki canlanma. Bunu çok net bir şekilde kredi büyümelerinde çok net bir şekilde görebiliyoruz bu bağlamda bakıldığında. Otomobil satışlarında, ev satışlarında bu rakamların çok net yansımalarını karşımıza çıktı. O bağlamda bakıldığında da baz etkisini de göz önüne aldığımızda 2018'in son çeyreğiyle kıyaslandığında %6'lara varabileceğini dahi düşünüyorum ben büyüme rakamlarının. Bu da yıllık büyümemizi %0.6 civarında bir rakama getirme söz konusu olacaktır. Bu büyüme rakamlarının 2020'nin ilk iki çeyreğinde de devam etmesini, çok net, hızlı bir şekilde devam etmesini bekliyorduk ama işte bu son yaşadıklarımız, son birkaç gündür yaşadıklarımız bir boyutta buna bir miktar sekte vurması söz konusu olabilir. Ama halen kredi faizleri çok düşük. Kamu bankalarının vermiş olduğu kredi faizlerinin düşüklüğü önümüzdeki dönemde de bir miktar daha etkisini devam ettireceğini, koronavirüsün etkilerini çok yakından takip etmek gerekiyor. Bunun yansımalarının ne boyuta varacağını takip etmek gerekiyor. Ben 2020'nin İlk 6 aylık döneminde büyüme performansının halen iyi olmasını bekliyorum ama ikinci 6 aylık dönemde baz etkisiyle burada bir yavaşlamanın gündeme gelebileceğini ama %5'lik büyümeyi tutturmamızın çok kolay olmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü kur üzerinde yaşamış olduğumuz baskı ve faizlerin buralarda dip yapıp bir miktar yukarıya doğru yöneliyor olması bu büyüme rakamlarını bir miktar daha aşağıya revize etmek gerekecektir diye düşünüyorum. Ben %4 civarında bir büyüme rakamının iyi bir büyüme rakamı olacağını, 3,5-4 bandında bir büyümeyle 2020 yılını karşılayacağımızı düşünüyorum, tamamlayacağımızı düşünüyorum bu bağlamda bakıldığında. Ama koronavirüsün etkilerini de takip etmek gerekiyor. Eğer ki daha büyüyecek olursa, tedarik zincirlerinde dolayı kırılmalar yaşanacak olursa bu rakamları bir miktar daha aşağıya doğru revize etme riskinde taşıdığını belirtmek gerekir. Şimdi bir yandan tabii büyümeyle ilgili beklentileri değerlendiriyoruz. Diğer yandan senin de söylediğin gibi faizlerin aşağı gelmiş olması özellikle son çeyrekte hem iç talepte hem de krediler tarafında toparlanmanın ana unsuru oldu, ana itici gücü oldu. Reel faiz tarafında neredeyiz? Birinci grafiğimizde var. TL cinsi varlıklar nasıl hareket etmiş? Dördüncü grafiğimizde detayları var. Şimdi bugün Başkan Uysal'ın yapacağı konuşma önemli olacak. Bursa'da bugün bir konuşma yapacağı haberi Cuma günü gelmişti. Geçen hafta merkezin yine faiz indirim sürecini takip ettik. Sen daha önceki yayınlarımızda bir önceki faiz indiriminin de gelmemesini daha doğru bulduğunu aslında söylemiştin. Yine de 50 bas puanla Merkez Bankası yoluna devam etti. Gelinen nokta itibariyle hem merkez politikasını nasıl değerlendiriyorsun, öngörülerin nasıl şekilleniyor hem de Sayın Uysal'dan bugün acaba piyasalar ne duymayı umut ederler? Zeynep, yani geçen toplantıda da faiz indirmemesi gerektiğini, çünkü risklerin önümüzde olduğunu, bu risklerin büyük bölümünün İdlib'de yaşananlardan kaynaklandığını ve koronavirüs riskinin de beraberinde taşıdığını söylemiştik ki koronavirüs riski çok daha üst noktalara gelmesi söz konusu oldu. Faizlerin ben dip yaptığını geçen faiz indirimi toplantısından önce söylemiştim ve o seviyelerden itibaren yavaş yavaş bono faizlerinin yukarıya gittiğini görüyoruz. Merkez Bankası faizi indirse de uzun vadeli faizleri etkileme potansiyelinin artık olmadığını düşündüğümü söylemiştim ve bunu da çok net bir şekilde yaşıyoruz. Merkez Bankası faizleri yarım puan indirdi. Buna rağmen biz bono faizlerinde yükselişle karşı karşıya kalıyoruz. Merkez bir boyutta piyasadaki likiditeyi artırıcı yönde hareket etti ve negatif reel faizleri etti ki bu riskleri de, içinde bulunduğumuz riskleri de çok fazla fiyatlamasını engellemiş durumda karşımıza çıktı. Bunun sonucu olarak ne yaşadık dediğimizde bunun düşen faizler bono faizlerine yansımadığı gibi kur üzerinde de zaten yaşayacağımız belli global risklerden dolayı, koronavirüs riskinden dolayı global gelişmekte olan para birimlerinden kaçışın yarattığı baskıya bir de üzerine negatif reel faiz vermemizle birlikte bir miktar daha fazla çıkış baskısı olarak karşımıza geldi ki bu seviyelerden önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi görünüyor. Bu tabii kurdaki yükselişin az evvel de söylediğim gibi enflasyona yansıması, enflasyonun da tekrardan faizlere negatif yönde yansıması söz konusu olabilir. Bundan sonrasında çok bir alanı olmadığını düşünüyorum ama halen bizde bir
tek haneli faiz isteği ve beklentisi var. En azından ben bu önümüzdeki birkaç toplantıda artık gelinen bu sebebi itibariyle beklemeye geçeceğini, senenin ikinci yarısından itibaren bu tek haneli hedeflere doğru yönelmeyi gündemine alacağını düşünüyorum. Ama görebildiğim kadarıyla faizlerde artık her ne kadar faiz indirimi yapsa da Merkez Bankası, bunun ikincil piyasaya yansıması olmayacak. Çünkü enflasyon beklentileri de bozuluyor bu bağlamda bakıldığında. Tek haneli enflasyonu yakalamamız çok kolay değil. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de büyümenin en büyük bileşeninin tüketimden geldiğini görüyoruz. Burada belli sınırlamalar getirilebilir. Belki tüketici kredilerini sınırlayıp yatırım kredilerini teşvik edici adımlar gelebilir Merkez Bankası tarafından. Bunları takip etmek gerekiyor. Ama bu adımların ne kadar yatırıma dönüşeceğini de çok yakından takip etmek gerekiyor. Halen çok düşmüş olan ve kamu bankaları kanalıyla verilmekte olan düşük kredi faizlerinin belli bir boyutta tüketime ve enflasyon yaratacak yerlere yöneldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun tabii kur üzerindeki etkilerini de çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda bakıldığında çok alan kalmadı faizler anlamında. Bir miktar kendisinde beklemeyi tercih edeceği yönünde açıklaması gelirse bana çok sürpriz olmayacaktır. Bundan sonraki dönem için diye düşünüyorum. Finansal danışman Volkan Sarı, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok değerli katkıların için. Bakalım biz Volkan Sarı ile sohbet ederken Amerika'da vadelilerde işler nasıl gitti? Ekrana getirerek devam ediyoruz. Faizlerde özellikle enflasyonun nerede olacağını ya da enflasyon beklentisine bağlı biz açıkçası %10'lar seviyesinde bu sene olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki sene bir parça daha azalmasını bekliyoruz. O zaman 12-13 gibi bir rakam 2 senelik faizlerde daha mantıklıdır diye düşünmek lazım. Kısa vadede ise esasında yani TL'de bence kalmak hala mantıklı. Ben özellikle reel efektif endeks se baktığım zaman TL'nin hala cazip olduğunu görüyorum ve TL tarafında kalmak özellikle Türkiye'de yatırımcılar için daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Ha, onun için de bu fiyatlarda borsa bence gayet iyi bir alternatif olmaya devam ediyor. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. BGC Partners Genel Müdürü Ali Rıza İncekar'ın piyasa görüşünü ekranlarınıza getirdik. Bu arada biz Volkan Sarı ile sohbet ederken Amerika'da vadeli de artılar kuvvetlenmiş gözüküyor. Dow Jones vadeli %0.68, Nasdaq vadeli %1.09 ve S&P 500 vadeli %0.81 yeşille işlemlerini sürdürüyor. Bugün Amerika'nın ajandası da yoğun. Konut fiyat endeksleri tarafında hem FHF hem de S&P CoreLogic'i takip edeceğiz. Aynı zamanda tüketici güveni tarafında Conference Board'un rakamları gelecek ve yerel endeks Richmond Fed'den gelecek imalat endeksi bugünün ajandasında. Dün Amerika'ya döndüğümüzde koronavirüsün özellikle Çin dışındaki ülkelere yayılma hızıyla birlikte endeksler satıştaydı. Havayolu hisselerinde %5'ler 6'lar, yine bununla birlikte kumarhane ve teknoloji hisselerinde %6'lar 7'lere varan satışlar görüldü. Apple'la birlikte tedarikçileri de düştüler. VIX oynaklık endeksi dün %46 yükseldi ve 25 seviyesinin üzerine attı. Trump Amerika ile Hindistan arasında bugün 3 milyar dolarlık bir silah anlaşmasına imza atacaklarını söyledi. Dünkü harekette Dow Jones Sanayi Endeksi 1000 puanın üzerinde düştü. Hem yüzdesel hem de puan bazında bakıldığında 2 yılın en sert düşüşünü yaşamış oldu. Dow ve S&P aynı zamanda 2 yılın en sert düşüşünü yaşarken 2020 yılı için şimdiye kadar elde ettikleri kazanımları da iade etmiş bulundu. Dün endekslerde %3'ün üzerinde değer kayıpları yaşandı. CME'nin hesaplarına baktığımızda Fed'in faiz indireceği ile ilgili beklentiler Nisan için %53 olarak ölçülürken 3 faiz indirim ihtimali 2020 yılı sonuna kadar %40 seviyesine dayandı. Ünlü yatırımcı Warren Buffett dün değerlendirmede bulundu. Amerika'da koronavirüs yüzünden ekonomide yumuşama sinyalleri görülse de hala güçlü bir büyümeden bahsedilebileceğini söyledi. Tahvil tarafı Amerika'nın dün çok hareketliydi. 10 yıllık kağıtta faiz 1.35'lerle 2016 Temmuz'undan bu yana en düşükleri görürken 3 aylık bono faizi yine 10 yıllığın üzerinde kalmayı sürdürdü. 30 yıllık kağıtta 1.81-1.42
2022 yeni tarihi dibe işaret ederken 2 yıllık tahvil faizinde de 1.2480 seviyesiyle Mayıs 2017'den bu yana en düşüklerin görüldüğünü aktaralım. Dolayısıyla dün itibariyle piyasalarda sert düşüşler yaşandı. Bu sabah Asya'da da Güney Kore dışında bu eğilimin devam ettiğini de takip ediyoruz diyelim. Az sonra araştırma masasında ilk söz diyeceğiz. Bakalım araştırma müdürümüz Cumhur Örneği'nin notlarında neler var? Yine biraz sonra Dubai'ye de döneceğiz. Orta Doğu'da ve Asya'daki son fiyatlamaları da her sabah olduğu üzere Ersoy Erkazancı ile değerlendireceğiz. Hatırlatalım. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Ve devam ediyoruz. Araştırma masasında ilk söz diyeceğiz. Araştırma müdürümüz Cumhur Örnek bizimle birlikte. Günaydın Cumhur, hoş geldin. Günaydın Zeynep. Şimdi yurt dışında piyasalar yine hareketli. Merkez bankalarından beklentiler agresifleşiyor. İtalya'da milli gelirin 1/3'ünü oluşturan bir bölgenin koronavirüsten etkilenmiş olması ülkeyi acaba ekonomide durma noktasına getirecek mi merak ediliyor. Neler var bugün bizim için seçtiğin manşetlerde? Şimdi özellikle dünden başlamak lazım. Çin dışında özellikle İtalya'daki görünen koronavirüs ve buradaki hayatını kaybeden insanların rapor ediliyor olması piyasalarda dün panik tuşuna basılmasına neden oldu. Ve ABD endekslerinde senin de söylediğin gibi Şubat 2018'de 2 gün %3'lük kayıplar görmüşüz. Ondan sonra da böyle sert geri çekilişler yoktu. Tabii burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Daha Perşembe günü S&P 500 tarihi bir zirve yapmıştı ve koronavirüsle ilgili olarak biz bir aydır bu konunun finansal gündemde ya da diğer taraflardaki yayılmasını anlatıyorduk. Dolayısıyla bunu da o şekilde değerlendirmekte fayda var. Öbür taraftan tabii ki satışın geldiği hisse senetlerine baktığımız zaman Apple, Microsoft, Tesla bunlar %4-5 değer kayıplarında var. Hava yolları hisse senetlerine baktığımız zaman orada da ciddi kayıplar olduğunu görüyoruz. Tabii böyle, hal böyle olunca merkez bankalarına göz çevrilmiş durumda. Dolayısıyla tablomuz gelecektir şimdi ekrana. Genel anlamda sadece Fed'den değil, bunun içerisinde Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere diğer merkez bankalarından da toplam 205 bas puanlık faiz indirimi bekleniyor. Dolayısıyla bir tane daha tablomuz var. O tabloda alt alta merkez bankalarının sıralandığı, yanlarında bas puanlar yazan bir tablomuz olacak. Onu alalım. Çünkü sabah saatlerinden beri de söylüyoruz. Sadece Fed değil, Avrupa Merkez Bankası gibi aslında manevra alanı kalmadı dediğimiz bankalardan bile artık %50'lik ihtimallerle faiz indirimi bekleyen bir piyasa var karşımızda. Evet, 2019'un başına baktığımız zaman ne Fed'den ne diğerlerinden faiz indirimleri söz konusuydu. Şimdi 15 bas puan vardı Fed tarafında. Baktığımda 50 bas puan görüyorum. İngiltere tarafı bu noktada geriye dönüp baktığımızda belki Ocak ayında pas geçtiler ama şimdi tekrar orada da çeyrek puan. Hatta işin içerisine Avrupa Merkez Bankası'nı bile fiyatlamalar çerçevesinde koyan bir yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla küresel anlamda bir resesyonla baş edebilmek adına beklentiler bütün şekilde merkez bankalarına dönmüş durumda. Şimdi tabii biz getiri eğrisini konuşurken bolca Amerika'yı dün konuştuk. 30 yıllık tahvilinin işte 1.80'lere gelişini anlatmaya çalıştık ama sadece verim eğrisinin yataylaşması Amerika'da değil, Almanya'da da söz konusu. Almanya'ya baktım. Buradan üzerinde Almanya yazan bir grafiğimiz var, onu rica edelim. O tarafta Almanya'da resesyon fiyatlamasını verim eğrisinden anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Dolayısıyla 2020'den 2008'e doğru geldiğimizde 12 yıllık sürece baktığımızda verim eğrisinin Almanya'da da yataylaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede değerlendirdiğimizde 2015 Almanların çok parlak olduğu, daha da Avrupa ekonomisinin çok parlak olduğu bir dönem değildi. Sihirli Draghi'nin elinin değdiği bir dönem. 2008'e baktığımız zaman küresel buradaki tahvillerdeki ya da işte krizi anlatıyorduk. O yüzden sadece Amerika değil, Almanya'nın da 5 yılına 30 yılına baktığımızda farkın bu derece azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla hikaye hep böyle şekilleniyor. İtalya'yı konuşmadan geçmeyelim ama Avrupa'yı tabii, bence. Şimdi İtalya konusu sen çizmeye zaten... Çizmeye git buradan bakalım orada ne oluyor. Şimdi İtalya'yı bu koronavirüsü işte saatler içerisinde tükenen maskeler, marketlerden gıda alışverişi
resesyon kapıda ki son çeyrekte baktığımızda orada 0.3'lük zaten bir daralmaya şahit olmuştuk İtalya tarafında çeyreklik dönemde. Şimdi işin içerisine giren o Lombardiya bölgesi de sanayinin %20'sinden fazlasını %22'sini oluşturunca işte bir taraftan fiyat evden çalışın demiş Armani boş geçmiş. Mağazalarını kapatmış. O yüzden de resesyon bu aşamada da İtalya'nın kapısında şeklinde bir yaklaşım var. Tabii bütün bunlar çerçevesinde düşündüğümüzde dünün en hareketli finansal emtiyası altın olarak karşımıza çıktı. 1689'a kadar yükseldikten sonra gün içerisinde bugün sabah itibariyle daha doğrusu 1642'ye kadar gelmiş. Şant Manukyan da bugün sabah notunda ele almış hani sosyal medyada dolaşan BIS altınları satacak satmayacakla ilgili olarak ama piyasaya hani bu mu etkili oldu yoksa diğer taraftan dün akşam saatlerinde gelen Çin'le ilgili olarak aşı bulundu haberi mi altında satışlara getirdi mi ama burada taşlar bir yerinden oynadı. Oturması da biraz vakit alacak gibi gözüküyor. Şimdi istersen bir de Amerikan varlıklarında yabancı sahipliği grafiği var. Ekranımıza birkaç kez geldi. Henüz yorumlama şansımız olmadı. O birinci grafiğimize de bir gidelim. İstersen burayı da yorumlayalım. Çünkü yine aslan payı burada Japonya'da, Çin'de. Dolayısıyla koronavirüsten aslında etkilenen ülkelerde diyebiliriz herhalde. Aynen öyle. Burada 2017'den genel temaya baktığımız zaman 6 trilyon dolardan 7 trilyon dolara doğru yabancı sahipliğin arttığını, farklı ülkelerin farklı karakteristik koyduğu bir durumla karşı karşıyayız. Ama en netice faizlerin bu kadar düştüğü bir ortamda yabancıların yapmış olduğu bu yatırımlar onlara kar olarak da yeri gelmiş durumda. Tabii burada bizim Merkez Bankamıza da biraz pay çıkartmak lazım. Onlar belki ellerindeki Amerikan tahvillerini azaltırken altın tarafını arttırmışlardı. Dolayısıyla altındaki de işte bu son dönem içerisinde 1689 dolara kadar giden durumda onların da değerleme tarafında artı yazdığını söylemekte fayda var. Bugün Başkan Uysal konuşması olacak. Belki son bir notta oradan verebiliriz. Tabii son dönem içerisinde bir 50 bas puanlık faiz indirimi oldu. Getiri eğrisi yukarıya doğru zıpladı. Kurda değer kayıpları var. Koronavirüs etkisi var. Hoş hitap edeceği kitle tabii sanayiciler olacağı için bu kadar teknik konuya girer mi? O da tabii farklı bir cephe. Ancak fırsat bulduğu ölçüde farklı konuları tek bir konuya ele alıp buradan mesaj niteliğinde piyasayı da sözlü yönlendirme çabasını geçtiğimiz dönemde gördük. Bugün de saat 18'de toplantı başlayacak. 18.30'da konuşmanın olması bekleniyor. Dolayısıyla onu da yakından takip edeceğiz. Şüphesiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Araştırma Müdürümüz Cumhur Örnek'le beraber sabahın öne çıkan manşetlerini değerlendirdik. Bu arada bir başka bilgi notu var elimde. Onu da hemen aktarayım. Lavrov'dan Türkiye ve İdlib açıklaması diyor. Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin'le görüşmesi sonrası açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya arasında İdlib meselesiyle ilgili yeni bir dizi müzakerede bulunmak için hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Asya piyasalarında bugün Güney Kore dışında genellikle satışlar var dedik. Detaylarını alacağız. Özellikle tatil dönen Japonya tabii dünkü kayıpları da bugün fiyatlıyor. Dubai'de Ersoy Erkazancı bizi bekliyor. Ersoy tabii borsalar tarafında düşüş var dedik ama bir yandan da altında dünkü kazanımların korunamadığını takip ediyoruz. Böyle bir piyasa ortamında sana göre en çok neler giriyor fiyatlara? Zeynep günaydın. Evet piyasada görüntü biraz karışık. Hepsinin farklı sebebi olduğunu düşünüyorum. Önce Amerika'dan başlayayım çünkü Asya genelde düşüyordu. Amerika çok etkilenmiyordu. Dün neredeyse 2020 kazançların hepsini geri verdi Dow Jones ve Nasdaq. Amerika'da sert düşüşler oldu. Bugün Asya'ya baktığımızda ise karışık görüntü var. Güney Kore dün sert düşen Güney Kore artıda. Malezya, Singapur artıda. Hindistan çok artıda. Japonya çok sert. %3 üzerinde ekside ama dün Japonya kapalıydı. O yüzden Japonya'yı dünkü piyasalardaki sert satışı tekrar yakaladığını düşünüyorum. Çin ekside ama Hong Kong o kadar ekside değil. Senin de söylediğin gibi altın dün sert yükselmişti. Onun bir kısmını geri verdi. Petrol dün sert düşmüştü. Onu biraz geriye alıyor. Amerikan futureları yukarıda. Aslında belki sizin de demin konuştuğunuz konuya bağlayabiliriz. Tam kesinleşmese de işte ilaç bulundu, aşı bulundu haberleri vardı. Örneğin bugün Japonya sert düşüyor ama Japonya'daki Fujifilm Holdings firması, onun ilaç firması var. Avigan'ı Japon Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği haberleri vardı. O yüzden de o yükseldi. Yine Dünya Sağlık Örgütü Gilead'ın deneysel ilacını denendiğini söyledi. Yani
Bu biraz piyasalardaki algıyı hafif de olsa değiştirdiğini düşünüyorum. O yüzden de aslında karışık bir görüntü var. Bu arada dün de söylemiştim, Malezya Başbakanı istifa etti. Ama yeni başbakan gelene kadar görevini devam ettirecek. Dün Malezya'da sert düşmüştü. O da bugün toparlıyor. Trump'ın Hindistan ziyaretiyle ilgili haberler vardı. Bugün 3 milyar dolarlık bir silah anlaşması imzalanması bekleniyor. Trump Taj Mahal'ı da ziyaret etti. Yeni büyük bir ticaret anlaşması konusunda iyimserim dedi ama bu büyük ihtimalle seçimlerden sonraya kalacak. Şu anda sadece somut bir silah anlaşması var gibi gözüküyor. Bakıyorum bu virüsle ilgili Orta Doğu'da çok görülmeye başlandı. Dubai'de daha önce görülmüştü. İşte Kuveyt, Umman ve Bahreyn'de de virüse rastlandı. Daha çok İran kaynaklı olduğunu düşünüyor bilim adamları. Ama genel olarak dediğim gibi bugün eksiler var ama yine de böyle bir olumlu havaya dönüş sinyali görebiliyorum. Bakıyorum haberlerime, son olarak şununla bitireyim Zeynep. Suudi Arabistan'la biliyorsun Katar arasında, hem Birleşik Arap Emirlikleri Katar arasında bir izolasyon var. Posta hizmetleri çok yakın zamanda başlatacak Suudi Arabistan. Acaba bu bir anlaşmaya yakın mı mesajları içeriyor? Onu da hep birlikte göreceğiz. Evet, son başlıklar böyle diyeyim. Sözü sana aktarayım Zeynep. Ersar Kazancı, çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için ve BloombergHT.com'da öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz. İlk başlık elbette koronavirüsten geliyor. Covid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri durduruldu. Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri yeni tip koronavirüs Covid-19 tehlikesi nedeniyle dün saat 17 itibariyle geçici olarak durduruldu. Güney Kore Merkez Bankası ise virüs nedeniyle faiz kararını farklı yöntemle duyuracak haberi BloombergHT.com'da bu sabah. Koronavirüsün vurduğu Güney Kore'de Merkez Bankası bu haftaki faiz kararını farklı yöntemlerle duyuracak. Güvenlik gerekçesiyle mesaj ve e-mail yolunu tercih edecek. Karar Perşembe günü gelecek. Faiz oranlarının tarihi düşük seviyelere de ineceği öngörülüyor. Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren kanun resmi gazetede, bankacılık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkileri geçici olarak kaldırılabilecek ve daha fazla detayı da siteden bulabilirsiniz diyelim. Son başlıkta ise uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot tutuklandı. Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli kaptan pilot MA'nın taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin haberin detayları BloombergHT.com'da. Hatırlatalım, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı pistten çıktı ve 3 kişinin can kaybıyla birlikte haberlere yansımıştı. Bugün saat 18.30 sularında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Almanya'da büyüme, Amerika'da ise öğleden sonra gelecek verileri izliyor piyasalar. Bizden takip edebilirsiniz diyelim. Güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.